Murat Kurum'un çayları CHP'li Başakşehir adayı Mesut Öksüz'ün bardakları. Ya gerçek yani bu Murat Kurum çayı CHP bardağı. İnce belli. Şimdi bu, ama bu bardak kısmı böyle bir kolaj iyi olmuş yani. Yerli kaya kısmına bir değinmek istiyorum. Konuyu dağıtır mıyım bilmiyorum. Tamam hadi dağıt tabii. Ya da dağıtmayalım, devam edelim buradan. Buradan sonra devam edip Ali Yerli Kaya'ya gelelim. Olur. Orası geniş bir konu çünkü. Şimdi tabii yani bu muhtemelen ben bir önceki seçimde de olmuştu. Rize'de iktidar yanlısı bir çay üreticisinden alıyorlar. Onun ben bir hesabını çıkarmıştım. Yani aktarılan bir kaynak var. Bu Erdoğan'ın hani dağıttığı çaylar var ya, kürsüden bir ara atıyordu, sonradan vazgeçti. Ha, İmamoğlu da dedi diye ki çay öyle bir atılmaz, verilir insanlara evet, falan diyordu. Yani bir süre, bir süre Sayın Cumhurbaşkanı çay fırlatıyordu oraya buraya. Evet. O çaylar ben sonra buldum. Kendi ilçesi Güneysu'dan, Güneysu'daki bir çay fabrikasından alınıyordu. Ona da imal ediliyordu. Bu da muhtemelen gene iktidar yanlısı bir şirkete üretilmiştir. Tabii artık şey gibi. Yani seçimde seçmenin aklını çelebilmek için yani verilecek bir çaya, bir bardağa kadar çıtayı düşürmek üzücü yani. Tepsi falan da getiriyorlar. Evet, bir evet. De belediyeler zarflarla 2'şer bin lira dağıtıyor. İstanbul'da birçok belediyede bu var. Gidiyorsun 2 bin lira veriyor. Dağıtılıyordu normal. Ama bu yani bu kadar para varsa maaşları ekleyin de veri verin. Bu olacakları tabii olacakların önüne alamayacak yani. Peki yerel seçimlerde yani bu kadar ekonomik beklenti yüksekse bu beklentiye bundan sonra da cevap vermek durumunda kalacaklar ve yerel yönetimler aynı zamanda insanların yaralarını saran, sıkıntılarını da gideren bir duruma, konuma yani İstanbul gibi büyük bir şehirde yani herkese para dağıtarak herkese dağıtacak parayı bulamazsınız. Yani bu Sultanbeyli'de herkese para dağıtacak anlamına gelmez yani. Ben zannetmiyorum. Ama yani daha küçük ölçekli yerlerde bu işliyordur. Yani o paranın da bir sınırı var. Yani Sultanbeyli'de herkese 1.000 lira da verilemez yani. Çok büyük para olur. Ya da ne 1.000 lirası? 2.500 lira, 1.250 lira. O da yani ya vardır. Yani bu çay dağıtılabilir, işte bardak onu anlarım da para büyük kalabalıklara dağıtılmaz. Ama mutlaka dağıtılıyordur ilçelerde, daha küçük ilçelerde, daha küçük yörelerde. Bu her seçim oluyor yani. Bu seçime mahsus da değil. Maalesef evet. Bu bir seçim ekonomisi. Vaatler havada uçuşuyor. Yani tutulamayacak vaatler havada uçuşuyor. İşte mesela önümüze çıkan bir adayın geriye doğru taradığımızda son 7-8 seçimde 5 ayrı parti değiştirdiğini görüyoruz. Efendime söyleyeyim. Bu CHP'de de var, AK Parti'de de var yalnız. Sadece şeye mahsus değil yani. Sağ siyasete mahsus değil. Evet. Hele şu seçimde mesela Yeniden Refah ve İyi Parti daha çok partisinde umduğunu bulamayanların işte kariyer planlamasına konu ettiği partiler haline geldi. Bunları da görmek gerekir. Peki. Aynı zamanda işte senin dediğin eşantiyon ürünler daha çok yani bir kasaba siyasetinde görülebilecek yöntemler bunlar. Bu eşantiyon çok ürünlerle. Çok eski gram altı, yarım gram altı. Mahallede şimdi mahallede ne oluyor mesela? Git Beyoğlu'na, git Halıcıoğlu'na işte ne bileyim oralarda partiler kapı belediye kapı bütçesinin gezip. Belediye bütçesinin altıda biri yapar o. Kapı kapı gezip bunları veriyorlar. Çikolata veriyorlar işte değil mi? Şeker veriyorlar. Tepsi veriyorlar. 40 yıllık hatırı var diye. Tepsi biraz pahalı olur da. Valla tepsi veriyorlar. Bu tepsi sunuyorlar. Ha, bak bizim Bedircan'a tepsi gelmiş. Kahveli mi? Kahveyle mi geldi? Tepsi bir de mutfak önlüğü Murat Kurum'dan. Mutfak önlüğü. Aha. Gelmişken buzdolabı da isteseymiş yani. Bedirci olacak. Bugünün manşetlerinden bir daha biri. Daha bu fırsat ile gelmez yani. Bugünün manşetlerinden biri. Dün arkadaşlarımız mikrofon tutmuşlar. Diyor ki emekli. Siz bana diyor indirim diyorsunuz, tren indirimi, seyahat indirimi, uçak indirimi, devlet de işte şey tiyatro sinema indirimi, PTT kargo indirimi. Ben diyor yeni eşyaya hasretim diyor, kira evim diyor, ikinci el buzdolabı verdiler diyor, evde buzdolabı var diyor. Bütün yiyeceklerim buz tutuyor, zaten yiyecek alamıyorum, aldıklarım da buz tutuyor diyor. Yeni eşyaya hasretim diyor. Az önce bana, yok, az önce Deniz, Pres, Interpres buyurun. PTT Bankası ile ilgili emeklerin sorununu dile getirmişti. Dün de bana Artvin'den Hasan Bey bir mesaj gönderdi. Emekli maaşımı PTT Bank'tan alıyordum. Bugün gittim promosyonu kaldırdık dediler. Şimdi promosyon vardı da mı kaldırıldı ya da zaten vermiyorlar mıydı bilmiyorum ama belli ki maaşını PTT Bankası'ndan çekenlere vermek herhangi bir ödeme verilmiyormuş. Yani şimdi anladığım bu az önce Deniz'in de dediği doğru. Mesela işte Doğu'da, İç Anadolu'da, Ege'de, merkezden uzak mıntıkalarda, düşük nüfusun yaşadığı yerlerde ya Ziraat Bankası oluyor ya PTT Bank oluyor. Doğru. Buralarda insanlar emekli maaşını
buralardan çekiyorlarsa yurdun geri kalanında ya da kasaba merkezinde promosyon alan insan belde de alamıyor yani. Bu haksızlığın giderilmesi lazım. PTT Bank'ın bu promosyon diğer bankalar gibi, eğer bankacılık hizmeti veriyorsa diğer bankalar gibi o promosyonu dağıtması lazım. En azından emeklilerin mutfağına küçük katkı olur. Bu bahis açılmışken değinmek isterim. Hatırlarsanız mesela bir hafta önce ortalığı yangın yerine çevirdiler. Bir yaygara, emeklilere bir heveslendirme. Evet. Cumhurbaşkanımız Cuma Ankara'da vaat açıklıyor. Dikkat. Hatta şöyle başlıklar. Cuma mitingine dikkat. Cumartesi mitingine dikkat. Gördük yani. Gördük. Güya bomba patlayacaktı. Kız kaçıran bile patlamadı. Gördük hani emeklilerle ilgili. Cumhurbaşkanı iki satır bir şey söyleyemedi. Çünkü hazine tam takır. Hazineyi boşaltmışlar. Yani seçim ekonomisi için kullanabildikleri bütün kaynaklarını zaten 14 Mayıs'ta kullanmışlar. Emekliye dua etmekten başka bir şey kalmamış. Bütün bu tabloyu bildikleri halde öyle bir üç kağıt çevirdiler ki geçen hafta AK Parti medyası ve iktidar yanlısı kişiler Cumhurbaşkanı'nın cumartesi pazar Ankara ve İstanbul mitinglerinde yapacağı, Ankara'da yapacağı mitinglerde emekliye müjde açıklayacağını ilan etti. Tıs, hiçbir şey yok. Emin Akbaşoğlu dedi ki böyle bir iddia ortaya attı dedi, Özgür Özel dedi, ispatlasın dedi. Sonra da CHP sosyal medya hesabından Emin Akbaşoğlu'nun İstanbul Ankara mitingine dikkat çeken emekli maaşlarına ilişkin sesini koydu, açıklamasını koydu. Kimsenin seyyanen zam aklında yoktu ki, nereden olsun? Cumhurbaşkanı 1.4 trilyon gerekiyor zaten. Olmaz dedi zaten. Onun üstüne bir daha seyyanen zam tartışması yani bir yerden çıktı ama ya nereden bütün çıktı? Bütün mecralar, yani? Bütün işte aktörlerin hesaplarında, iktidar yanlısı mecralarda aynı Ankara mitingi, Ankara mitingi evet, diye. Ankara mitinginde açıklayacak. İstanbul mitinginde açıklayacak. Gördük ne açıkladığını, gördük. Açıklaya açıklaya burası 1.5 milyondu, bu sene 650 bin toplandık dedi en fazla. Hı. Ve yani onu da gördük. Korkunç bir yani kamu gücü AK Parti için hiç görülmedik şekilde seferber ediliyor. Bir kere emekli bahsini kapatıp oraya geçeceğim. Tamam. Emeklilerle ilgili AK Partililerin işte cumartesi, pazar İstanbul, Ankara mitinglerinde vaat açıklayacak yalanın, iddiasının yalan olduğu açığa çıktı. Cumhurbaşkanı emeklilerin adını bile anmadı. Ya adını bile anmadı ya. Emeklilerden söz etmedi. Promosyon bile şimdi demedi de, artık. Geriye ne kaldı? Efendim emeklilere indirim yapılacakmış. Emekli ne alacak ki indirim yapılacak? Baktım TCD Demir Yolları. Türk Hava Yolları'nda bilet ne kadar? Ben şimdi mesela Ramazan için Rize'ye bilet aldım. Kardeşim işlem gecikti, 1.000 lira daha arttı biliyor musun? Alıyordum 1.500 liraya, 1.600 liraya. Tek kişi ya, gidiş mi? Tek kişi gidiş. Tek kişi gidiş ya. Emekli alacak bunu. Yani bak tek kişi gidiş, eşim, çocuk. Neyse ki büyümedi de anıtma bir şey almıyorlar. Ama gidiş dönüş zaten 10.000 lira tutuyor. Bu arada şey İsmail'e hiç benzemiyor. Bak, gidiş dönüş, yani yakışıklı anlamında söylüyorsun bunu. Ben anlıyorum. Buradaki alt metni anlıyorum. Yok çok daha yakışıklı değil. Öyle düz. Ya 10.000 lira gidiş dönüş rüzeyi. Ben 1.5 liraya alıyordum Ebru. İşlemi yapamadım, tamam mı? Sarktı. Bir daha girdim. 2.500 lira olmuş. Ya bu nasıl bir iş? Bu nasıl bir iş kardeşim? İnanamadım yani. Bak şimdi girsem 3.000 lira, 4.000 lira. Pazar günü. Bak bayram mesela o 9'unda başlıyor. 13-14 galiba. 14 cumartesi. 15 pazar değil mi? Bak Türk Hava Yolları'ndaki çalışanlara söylüyorum. Arkadaşlar cumartesi pazar günü Trabzon ve Rize Artvin havalimanlarından İstanbul'a dönüş bileti business hariç yok. Denemiyor insanlar. Business'te de bilet 6.000 lira. İnsanlar inanıyorlar bence. Yani öyle Erdoğan'ı daha kararlı ve güçlü bir lider görüyorlar. Devletin işte yüzeyindeki ya da derindeki bütün unsurlarıyla beraber Erdoğan'ın onları hareket ettirme kabiliyeti olduğuna inanıyorlar. Bu da haksız bir düşünce değil. Yani tarihte çok az lider vardır Erdoğan gibi. Bir toplumu ve kitlesi ve bir toplumu 5 yıl önce çözüm sürecinin gerekliliğine inandırsın. 5 yıl sonra bu kez hendek operasyonlarına ikna etsin ve ardından işte muhaliflerin hepsini PKK'lı ilan etmeyi başarsın. Dolayısıyla bu yani bu vasıfta bu bir liderlik kabiliyeti, onu görmek gerekir. O nedenle yani çözerse Erdoğan çözer bakışına sahip olduklarını anlıyorum. Ancak ıskaladıkları bir realite var. O günde Erdoğan çözüm sürecini yani siyasi güce yaslanarak ancak
yürütebilmişti. Ve buna rağmen toplumda geçici süre işte toplumda var olan itirazlar o gün belki yüksek bir sesle yankılanmamıştı ama sonradan o itirazlar, o itirazları dillendirenler haklı çıktılar. O nedenle Ahmet Türk, Selahattin Demirtaş ve diğerleri bizim için önemli olan Kürt sorunu bunu hangi siyasi muhatapla çözersek onunla çözeriz yaklaşımında şunu ıskalıyorlar. Ancak bir iktidarla çözebilirler. Tabii. O iktidar dün Erdoğan olduğu için ve onun liderlik kapasitesi buna el verdiği için yaptılar. Muhalif bir Erdoğan'la bunu çözemezlerdi. Ve geleceğin Türkiye'sinde kimin lider olacağını da şimdiden kestirmek güç. Erdoğan en azından anayasa çerçevesinde 2028'den sonra bir daha Türkiye yönetemeyecek. Ama Kürtler gene burada. Türkler gene burada. Siyasetçiler yine burada olacaklar. O nedenle Ahmet Türk yani Türk-Kürt sorununun çözümünü kendi onun, bizim, bir başkasının yaşantısıyla sınırlamasa iyi eder. Peki. Hakan Çelenk. Aslında böyle bir şeyin olabilmesi için tabii öncelikle MHP ile koalisyonun bozulması gerekiyor. MHP ile özellikle Bahçeli'nin Erdoğan'la ilgili aşkının tam depreştiği ve zirveye çıktığı zamandaki Ankara'da yani son kurultaydaki ifadelerinden görüyoruz ki belki de bu demin beklentisine karşı belki kurulmuş cümlelerdir öyle bir aşkla söylüyor ki şu anlamda siyaseten söylüyorum tabii ki. Şimdi pek de umut edilmez gibi görünüyor onun şey açısından DEM tarafı için. Ama orada başka bir şey dikkati Özlem sorduğumu bilmiyorum ama bir de kayyum atayacaklarını sanmıyorum 3. dönem diyor. Yani o da ilginç bir şey. Sadece çözüm süreci olarak düşünülemez. Bir sonraki programın konusu olsun evet. O. Çünkü sadece çözüm süreci olarak düşünmemek lazım. Yani sanki kayyum atanmasa bile bir aşamadır. Demek istiyor seçimden zaten sonra. Zaten evet. DEM Parti'nin de kırmızı çizgilerinden biri buydu. Kayyum politikasının değiştirilmesi. Peki konuklarıma teşekkür ediyorum. Bir duyurumuz var. Hemen onu da yapalım. Birazdan Sözcü Televizyonu'nda Çanakkale Yolun Sonu filmi ekrana gelecek. Çok önemli bir 5 dakika sonra ekranda olacak. Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümüydü efendim. Bir kez daha bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Başkomutanımızı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tabii ki silah arkadaşlarına minnetimizi, şükranlarımızı sunuyoruz tekrar. Bu toprakları bize bıraktıkları için canlarıyla, başlarıyla, tehditle değil efendim, canlarını ortaya koyarak bu toprakları savundukları için. Bir his oluşuyor bende. Yani iktidar 7-8 milyon insanın, 10 milyon insanın, emeklileri kastediyorum, dul ve yetimler daha fena. Gazi yakınları, şehit yakınları daha fena. Yaşlılık aynı alanlar daha fena. Yani bunların hepsi 16 milyon yapıyor. Biz 16 milyon diye yuvarlarken aslında yani işin içinde dul ve yetimler, gazi şehit yakınları ve yaşlılar var. Ve onlar emekliler kadar bir kategori. Şu bayram ikramiyesini bile 3 bin lira tam veremiyor. Veremiyor. Ve bu ne demek evet. Biliyor musun? Doğru. Yani zammın miktarından çok benim edindiğim izlenim şu. Bu iktidar 50 yaş üstü insanların şerefiyle oynuyor. İtibarıyla oynuyor. İnsanları çarşıya çıkamayacak hale getiriyor. İnsanları kendi işte evladı ondan para istediğinde veremeyecek, aksine konu komşuya muhtaç olacak hale getiriyor. İnsanların evine insanların veresiye yazdırıp ay sonunda ödeyemediği için veresiye kapısına getirecek hale bırakıyor. Arkadaşlarıyla herhangi bir yerde oturamaz hale getiriyor. İnsanları sosyal hayattan koparıyor. Ben birkaç defa anlattım. Yani gözlemlediğim, gördüğüm için anlattım. Her geçen gün bu tablo daha artıyor. Şu an şehirlerde yani Anadolu'da şehirlere git. O şehirlerin bir iki caddesi varsa orada hep yaşlıların dolaştığını görüyorsun. Bir park varsa yaşlıların oturduğunu görüyorsun. Bir cami avlusu varsa yaşlıların oturduğunu görüyorsun. Bizim Rize'de şu an meydanda böyle yeni bir düzenleme yaptılar. Orada oturanların tamamı yaşlılar. Her biri böyle böyle güvercin sürüsü gibi oturup günün geçmesini bekliyorlar. Arada bir camiye çıkıp geliyorlar. Camiye çıkıp geliyorlar. Bu iktidar gerçekten 50 yaş üstünün, emeklisinin, yaşlısının şerefiyle, izzetiyle, haysiyetiyle oynuyor. 3-5 kuruş
Yani onun en azından yani aldığı ücreti asgari ücret sınırlarına çekerek biraz olsun nefes aldırma imkanı varken başka çıkar odaklarına çokça dağıttığı, bol kepçe dağıttığı paradan bir kısmını pekala buraya aktırarak sosyal denge yakalayabilecekken bunu yapmıyor. Yapmadığı için insanlar çok yakıcı bir biçimde geçim sıkıntısı içinde kıvranıyor. Öyle hamasi bir söyleme bak bunu söylemiyorum. Ya görüyorum, ailemden görüyorum. İnsanlar yani evlatlarımdan gelen para olmasa yaşayamazlar, nefes alamazlar. Çoluk çocukları getiriyor, biraz para veriyor. Bak yani şu dünyada hani denir ya, dünyada neydi, dünyada mekan ahirette iman. Evet. Şimdi bu dünyada o var ya, o kadar bugün anlamlı hale gelmiş ki. Yani bir emekli eğer kirada oturmuyorsa kendini herhalde dünyadaki en şanslı kişi kabul ediyor. Çünkü kardeşim insanlar kira ödeyemediği için kapının önüne konma riskiyle karşı karşıya. Sadece bu metropollerde değil. En ufak hangi memlekete git aynı tablo. Trabzon'da gittik 7 bin liradan 10 bin liradan aşağı kira yok diyor. Emekli maaşı 10 bin lira zaten ya. Emekli maaşı 10 bin lira zaten. Veremezler. Yani bu iktidarın emeklilerle ilgili politikası insan haysiyetine, insan onuruna ve şerefine aykırı bir politika. Kendi yaşlısını, kendi 50 yaş üstü insanını, ömrünün en güzel zamanlarını topluma adamış bu insanları yok sayan, inciten, haysiyetini kıran bir politika. Ve bunu hiç kimse, kimseye karşı yapamıyor bulunmuş. Bunu. Yani çıkar adaklarına karşı yapamıyor, para babalarına karşı yapamıyor, işte bolca hazine garantili ödeme dağıttığı çok uluslu şirketlere ya da onun yerli ortaklarına karşı yapamıyor. Gücü emekliye yetiyor, asgari ücretliye yetiyor. Ve o tepkisini ortaya koyduğunda eğer milliyetçi ve dini hamasetle onları yola getiremiyorsa bu kez bahşiş dağıtarak, banka promosyonları üzerinden ya da ikramiyenin işte miktarını biraz daha arttırarak daha haysiyet kırıcı bir politika izliyor. Yani bu insanların sanki bir onuru, bir izzeti, bir şerefi yokmuş gibi 500 lira daha vererek, 1000 lira daha vererek onların ağzına bir parmak bal çalarak ikna edebileceğiniz zaman cezalandıracaklar sizi. Bak 1 Nisan'da çok fena tokat yiyeceksiniz. Ve bunu görüyorlar. Bunu önlemek için işte banka promosyonları ve başka yollarla gidişatı durdurmaya çalışıyorlar. Çok ağır bir tokat yiyeceksiniz. İstanbul'da, Bayburt'ta, Manisa'da, Samsun'da emekliler, 50 yaş üstü insanlar sizi cezalandıracak. Benim hep söylemek istediklerimi çok daha net ve derli toplu ifade ettin. Bu kırıcı bir davranış. Evet, yani emekli maaşı olacak, bu olacak, ikramiye vereceğiz, vermeyeceğiz, dul yetim, yetim aylığı. Siz 2250 alacaksınız, 750'ler alacaksınız. Yani sürekli yıllarca hizmet etmiş insanlara bunun yapılması kırıcı oluyor tabii ki. Bir de bu para zaten onların, yani milletin parasını değerlendiriyorsunuz. Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardım Dairesi Başkanı Yavuz Saltık bana bir bilgi aktardı. Çok önemli İstanbul için. Diyor ki biz göreve geldiğimizde CHP'liler yardımları kesecek diyorlardı. Ben Sosyal Hizmetler Daire Başkanı devraldığımda bütçe 487 milyon TL'ydi. Biz şu an 3 milyar TL. Yoksula değil açlık sınırındakine yardım ediyoruz. Bak yoksula değil açlık sınırındakine. Görevi devraldığımda aylık 8 ila 12 bin arasında kişi yardıma başvuruyordu. Şu an başvuru sayısı 40 bin. Derin bir yoksullaşma var ya. Ya ben bunu anlatmayacaktım da bundan sonra anlatayım hadi. Şimdi bu zarfları gördüm ben. Bir yerdeyim, insanlar çantasına zarfları koyuyor. Sordular ne bu diye. İşte isminizi yazdırıyorsunuz. 2000 lira veriliyor AK Partili bir ilçe belediyesi. Arkadan biri geldi, işimiz vardı orada. Ya dedi, herkese isim yazdırıp veriyorlardı dedi. Bu meslek sahibi bir insan. Benim de ihtiyacım var, bir düşündüm dedi. Sonra dedi, garibime gitti, kendimi kötü hissettim dedi. Yani her meslek grubundan insanın o zarftaki 2000 liraya ihtiyacı var. Tabii. Bir buradan bu sonuç çıkıyor. Tabii. Bir de insanlara... Zarfla para dağıtıyorsunuz, isminizi yazın, alın. Rüşvet verir gibi. Rüşvet verir gibi. Bu inanılmaz, bu psikolojik travma yaratıyor. Bir de paraları alsınlar. Bak AK Parti'nin verdiği para bütçeden gelen para.
Ya o kendi parası zaten ya. Alın onu, oyu da vermeyin. Hayır, hayır. Alın. Hayır, hayır. O onun kendi parası zaten. Kendi parası ona vermiyor. Yani, buradan başka bir şey daha söyleyeceğim. Bu başka türlü vermez. Seçimde olmazsa bunların vereceği yok. Bari parayı marayı alın, kartı martı alın, oy da vermeyin. Bunu da kulaklarımla duydum. Bir de sosyal yardımlar yatırılıyor. O da 4000 lira. Mesela çalışsanız da, yalnızsanız, eşiniz yoksa ya da bir sağlık sorunu varsa veriliyor o sosyal yardımlar. 16-17 milyon kişiye ulaşmış. 4.9 milyon hane olarak ifade etti Aile Bakanlığı. Oraya da 4000 lira yatıyor ya. Biz bu 4000 lira bize ilaç gibi geliyor sağ olsun. Bir kere yani dünkü sözler, Milliyetçi Hareket Partisi'nin müstakil bir parti olarak iflasının ilanıdır. Yani bir parti ne kadar ittifak içerisinde olursa olsun, bir başka partiye bu kadar kaynak olur mu yani? Bu kadar lehimle yapışır mı? Bu tuhaf bir durum. Milliyetçi Hareket Partisi ilk defa ittifaka girmiyor. Alparslan Türkeş döneminde de daha önce Milliyetçi Cephe Hükümetlerinde daha önce çok kez girdi ittifaka. Yer buldu. Dondu mu İsmail Saymaz? Peki. Peki geldi mi? İsmail Saymaz tekrar sendeyiz. İlk kez girmiyor MHP dedin. Böylesi ittifaklara. Yani MHP 1970'li yıllarda Milliyetçi Cephe Hükümetlerinin küçük ortağıydı. 90'larda DYP ile bir ittifak girişimi yaşadı. 90'ların sonunda DSP ile hükümet kurdu. Ya hiç bu kadar bir partiye bu kadar yapışmadı. Bir partiyi ayakta tutmak için varlığını bir başka partiyi ayakta tutmak için seferber etmedi. Yani ben duyunca hayret ettim. MHP tarihinde böyle bir şey yoktur. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin karakteristik bir partidir. Tarihinde bir başka partiyi ve bir başka partinin liderini bu kadar ululamak yoktur. Bu kadar yüceltmek yoktur. Baş buğdayın çıkın işin içinden o zaman yani. Öyle ya bu bari onu deyin. Bari yani MHP tarihi için en anlamlı sıfat olan sıfatı yükleyin. Ben anlamadım. Ayrılmayacaksın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 21. yüzyıla liderlik edeceksin. O zaman siz niye partisiniz? O zaman Sayın Bahçeli neden MHP'nin lideri? Kendisi yönetmeyecekse bir başka partinin liderini destek vermek gibi bir pozisyondan ibaret kalacaksa onun liderliği. Neden siyasi faaliyet yürütüyor ki? Kapatsın gitsin. Yani MHP, tarihsel MHP böyle bir parti mi ki? Duyunca hayret ettim. Bir partinin kendi varlığını inkar etmesi demek. Bir parti iflas bayrağını çekmesi demek. Yani aynı ittifakta Yeniden Refah da var. Aynı ittifakta Büyük Birlik Partisi de var. Hiçbir parti kaderini bir partiye bu kadar bağlamamıştır. Hiçbir parti bu kadar eklemlenmemiştir. Lehimle yapışmamıştır. Bu kadar velayet ilişkisine girmemiştir. Elbette ki bunu Devlet Bahçeli yani müstakil bir parti olarak seçime girip iktidar olamayacağından hareketle ancak koalisyon ortağı olarak amacını gerçekleştirebildiği için söylüyordur. Yani seçime girip iktidar olmak çok uzak bir hayal. Fakat bu yolla yani Cumhur İttifakı'nda kalarak AK Parti'ye destek vererek emniyete de yargıya da etki edebildiği için ve söz sahibi olabildiği için bu yolla iktidar oluyor. Belki bu nedenle söylüyordur. Fakat yani bir partiyi parti yapan bütün sebeplerin ortadan kalkması demek. Cümle tam olarak neydi? Ayrılmayacaksın. Türk milletini yalnız bırakamazsın. Türk milletini yalnız bırakamazsın. Yani ne zamandan itibaren bu böyle Sayın Bahçeli? 2016'dan sonra. Ve yeni yüzyıla dair de kurtarıcı lider tarifi yapıyor. Ya o zaman Milliyetçi Hareket Partisi eğer öyleyse 60 tane ilde niye aday çıkardı ya? Niye yarışıyor ki? Yani 21. yüzyıla önderlik edecek Erdoğan'ın adaylarının karşısında niye aday çıkardı? Yani böyle bir tuhaflık, böyle bir Peki, İsmail Saymaz'da bir donma daha yaşandı. Son cümlelerini alacağım eğer düzelirse. Geldi mi? İsmail Saymaz'ı toparlayalım. Birkaç dakikamız kaldı. Çok özür dilerim. Anlık durmalar oluyor. Yani evet, aslında internette bir problem yok. Anlık durmalar oluyor. Ben de izah edemiyorum. Şimdi dediğim üzere bu MHP'nin kendi iflasını ilan etmesi demek. Bir parti olarak iflasını ilan etmesi demek. AK Parti'ye gönüllü katılımı demek. Kepengi indirdik gidiyoruz demek yani. Ben yadırgıyorum. Bir kere yani Cumhurbaşkanı ayrılmıyorum dese de boşuna. Bunun için anayasaya göre zaten Cumhurbaşkanı gitmek istediğini beyan etse
onu derdi. Bunun için anayasal sınırlara ihtiyaç yok. Cumhurbaşkanı benim bu son dönemim demiyor. Yasal olarak son dönemim diyor. Hı hı. Bunu ne için diyor? Duygu sömürüsü için diyor. Duygu sömürüsü için. Yani ona oy vermekten vazgeçen çeşitli milliyetçi muhafazakar seçmene adeta yani rica minnet ederek bunu söylüyor. Neredeyse ölümü görün diyecek yani. O boyutta bir duygu sömürüsüyle karşı karşıyayız. Yoksa esastan kendisi ben bırakıp gidiyorum demiyor ki, bunu da diyebilir zaten. Hı hı. Sayın Bahçeli efendim gitmeyeceksin, ayrılmayacaksın diyor. Bu onun elinde değil ki. Anayasada 360'ı bulursunuz, gidişini engellersiniz. O zaman anlamı yoksa, ne? Yoksa anayasaya rağmen yani sanki Sayın Cumhurbaşkanı gönüllü olarak bırakıyormuş da yarın Sayın Bahçeli kal diyormuş. Hiç öyle bir durum yok. Ne olur ne olur, Cumhur İttifakı'nın mevcut oyu bugün itibariyle Cumhurbaşkanı'na işte bir dönem daha imkanı verecek sayıda değil. 360'ı bulamıyorlar. Bunun için ne gerekiyor? İYİ Parti'nin desteği gerekiyor. O da yetmiyor. Tek başına DEM Parti'nin desteği gerekiyor. O da yetmiyor. İYİ Parti artı Gelecek ve Saadet Bloğu'nun oyu gerekiyor. Şimdi buna bir muhalif partinin destek vermesi için ya büyük bir karar değişikliğine ihtiyacı var. Külliyen Cumhur İttifakı'na katılmak gibi, ya da büyük ödüller almıştır, bundan ötürüdür. Bir muhalif parti buna niye Erdoğan'ın ömrünü bir dönem daha uzatacak, yani düzenlemeye, değişikliğe neden evet desin? Yani Devlet Bahçeli ayrılmayacaksın dese de bu onun elinde değil, Devlet Bahçeli'nin de elinde değil. Bu meclisin elinde. Meclise de öyle, yani meclis, yani bu belki MHP'de Devlet Bahçeli'nin sözü geçer, ülke ocağında geçer de Türkiye Büyük Millet Meclisi ülke ocağı değil ki yani. Orada 360'ı bir müzakereyle, bir mutabakatla ancak sağlayabilirsiniz. Yani o peki. Da yani peki bu nasıl olabilir? Kurulduğu günden beri MHP İYİ Parti'nin neredeyse kurumsal kimliğini, düzeltişini tanımıyordu. İlk defa bu kongreye İYİ Parti davet edildi. İlk defa bir MHP'nin kurultayında İYİ Partili bir temsilci vardı. Bu herhalde ilk kez bir temsilci geldi. Doğru. İYİ Parti'nin kurumsal kimliğini tanıma açısından İsmail Saymaz son kez dondu. Cümlesini tamamlaması için o donmanın geçmesini bekleyeyim, değerli izleyicilerden de af dileyelim. Hızlıca geldi mi? İsmail Saymaz birkaç cümleyle toparlama. Evet, şunu söylüyordum. İlk defa MHP'nin kurultayına bir İYİ Partili davet edildi. Doğru. Bu ana kadar yaklaşık 8 yıl, 7 yıldır İYİ Parti'nin kurumsal kimliği tanınmıyordu. Bu kez kongreye davet edildiler. Bu da 1 Nisan sonrası. İYİ Parti'den beklenti ve temennileri de ortaya koyan bir davet diye düşünüyorum. Peki, bir kısa yanıt alayım. Azmi Karamahmutoğlu yaklaşık 1,5 ay kadar önce Mirgün Cebas'a bir söyleşi verdi, bir mülakat verdi. Orada daha henüz aday olmamıştı ama ülkücü partilere, milliyetçi temele oturan partilere dair bir okuma yaptı. %25'lik potansiyele eriştiğini, farklı farklı partilerin toplamının 1 Nisan'dan sonra bir birliktelik olabilir gibi ifadeleri oldu. Anlattı aradaki çıkmazları ama giderilebilecek sorunlar diye söyledi. Gerçi BBP'yi ayrı tuttu. Temelde ideolojik ayrışıyoruz onlarla dedi ama MHP, İYİ Parti zafer konusunda. Böyle bir şeyi İsmail Saymaz bekler mi? Böyle bir gelişmeye gebe bir atmosfer var mı? Bu 1 Nisan'da İYİ Parti'nin sandıkta nasıl çıkacağıyla ilgili olarak değişir sorunun cevabı. İYİ Parti %7 ve altına inerse ya da beklentilerin, öngörülenin altına inerse İYİ Parti'de bir liderlik arayışı başlar. Meral Akşener belki siyaset sahnesinden çekilir. O takdirde İYİ Parti'deki milliyetçi blok ve kanat, çünkü milliyetçilerin birliği diye zaten daha önce ortaya attığı iddianın izinden gider ve MHP'ye ve zafere çağrıda bulunur. O çok basit. Adamlar geliyor diyorlar ki işte biz Mardin'iz, Adıyaman'ıyız, Yozgat'lıyız, Tokat'lıyız falan sandıklarda. 3300 oyumuz var. İşte bunun 3000'ini biz size verebiliriz. Karşılığında işte şu vaat var. Zaten bakıyorsunuz o 3000 oy gelmiş mi gelmemiş mi, orada pusulada görebiliyorsunuz. O nedenle son dakika her şey mümkün. Ama yeniden falan şu an kararı 2028 muhalefetine kimle yürüyeceği. İsmail, bu yani, konudaki yorumun önemli. Murat Çelik'e de soracağım birazdan aynı soruyu. AK Parti'nin burada yaptığı şöyle bir hesap hatası var. Yani yeniden Refah Partisi şu saatte, evet biz İstanbul'da adayımızı geri çektik. Pusula'da var ama onu desteklemiyoruz dese dahi,
Yeniden Refah Partisi'nden, Yeniden Refah Partisi'nin alacağı tüm oyu AK Parti'ye taşıyamaz. Zaten AK Parti benim gördüğüm, özür dilerim, Yeniden Refah Partisi benim gördüğüm kadarıyla anketlerde %2 ila 3 bandında seyrediyor. Normalde diğer bölgelerde aldığı oyun altında bir oya sahip İstanbul'da. Büyükşehir için söylüyorsun. Büyükşehir için söylüyorum. Ama ilçe bazında İlçelerde çok başarılı. Değişiyor. Evet. Büyükşehirde, ilçelerde aldığı o büyükşehirde aldığı oy neden ilçelerin altında? Mesela CHP'de tersi var. CHP'de Ekrem İmamoğlu diğer bütün ilçe adaylarının üzerinde oy alıyor. Bazılarından 5, bazılarından 10. Yeniden Refah'ta ise tam tersi. İlçelerde Yeniden Refah Partisi adaylarının oyları büyükşehir adaylarının daha önünde görünüyor. Bunun sebebi şu. Yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'den aldığı yaygın bir oy tabanı var ve bu seçmen kitlesi büyük şehirde kendiliğinden Murat Kurum'a oy verme eğilimi gösteriyor. Bunun sebebi ne olabilir? Şu olabilir. Mesela tarikat ve cemaat çevreleri Cumhurbaşkanlığında Erdoğan parlamentoda Yeniden Refah'a oy vermişlerdi. Bu beka kaygısı olsun, Erdoğan'ın hatırı olsun, şu olsun, bu olsun. Bu seçimde de İstanbul'un AK Parti'nin elinde kalması için bu kez ilçede Yeniden Refah, büyükşehirde, özür dilerim. Evet, ilçede Yeniden Refah, büyükşehirde AK Parti'ye oy vereceklerdir. Kalan hiç, bence, bana sorarsan, büyük ölçüde AK Parti'ye hiçbir şart altında oy vermeyecek Yeniden Refah seçmeni. Araştırmalarda da şu görülüyor. Örneğin, Metropol yanılmıyorsam, Yeniden Refah Partisi'nin seçmeninin %35'i Murat Kurum'a oy verebilirim diyor. Geri kalan seçmen, bu CHP'ye oy veririm anlamına gelmiyor. Mutlaka CHP'ye oy veren Yeniden Refahçı sayısı Murat Kurum'unkinden azdır. Fakat bu Yeniden Refah Partisi aday göstermediğinde otomatik AK Parti'ye yönelici anlamına gelmiyor. Muhtemelen sandığa gitmeyecektir. Ya da tarafsız kalacaktır, oy kullanmayacaktır. Ama yine de 3'te 2 oranında Murat Kurum'a gene oy vermeyecektir. AK Parti olmazları zorluyor. Yine şunu söyleyeyim. Yeniden Refah Partililer bu hatayı AK Parti sürekli yapıyor. AK Parti 14-28 Mayıs'taki aritmetiğe bakarak 31 Mart'ı planlıyor. Aritmetik her zaman doğru sonucu vermez. Eğer zaten vermiş olsaydı, aritmetik verileriyle siz kazanacak olsaydınız, zaten Yeniden Refah Partisi ihtiyaç olmadan kazanırdınız. Çünkü 14 Mayıs verilerine baktığımızda AK Parti'nin kendisi CHP'nin 8 puan önünde. Buna da 6 puan şeyi ekliyoruz MHP'yi. Ediyor 14 puan. Zaten Yeniden Refah ihtiyacınız yok ki sizin. Zaten kazanmış olmalısınız. Aritmetik, genel seçimin aritmetiği yerel seçime uyarlansaydı siz şu an değil seçim çalışması yapmak, değil kaybederiz korkusuyla ayağınızın titremesi şimdiden kutlamaları kabul ediyor olurdunuz. O nedenle ben Yeniden Refah'a da katarsak kazanırız inancını tuhaf görüyorum. Hayır, yeni olmayabilir. Yeni olmayabilir. Çünkü İmamoğlu CHP'nin aritmetiğine göre oy almıyor. İmamoğlu AK Parti'ye de oy veren, MHP'ye de oy veren, İYİ Parti'ye de oy veren, DEM Parti'ye de oy veren geniş bir seçmen tabanından oy alıyor. CHP'nin aldığı oyun 28, en az yarısını 14 diğer seçmen gruplarından alıyor. Şu an şöyle bir soru sorayım ve cevap verelim. Türkiye'de İstanbul seçimlerinde siyasette merkezini kim temsil ediyor? Yani sağ değil, sol değil. Merkezi kim temsil ediyor? Merkezi İmamoğlu temsil ediyor. Ne yaparız yapın öyle. Murat Kurum mu, İmamoğlu yani siyasetin merkezinde İmamoğlu mu var, Murat Kurum mu var diye sorsanız ne cevap verirsiniz? İmamoğlu var. Ankara için soralım. Ankara'da siyasetin merkezinde, ki ikisi de ülkücü, Turgut Altunok mu var, Mansur Yavaş mı var diye sorsak, Mansur Yavaş var. Ki İmamoğlu, DEM Parti seçmenin oylarını daha yüksek alma kapasitesiyle beraber siyasetin merkezini temsil ediyor. Bu durumu değiştirmediğiniz sürece, adayınız merkeze yerleşmediği sürece daha muhafazakar, en muhafazakar oyları alarak İstanbul'daki dengeyi değiştiremezsiniz. Çünkü artık AK Parti'nin İstanbul'u değil bu İstanbul. İstanbul artık, Ankara hala milliyetçi bir şehir. Ama İstanbul muhafazakar bir şehir değil. Muhafazakarların da güçlü olduğu bir şehir. Ama sadece o değil. Sadece, efendim, bak bugün bile, geç İstanbul'u, geçtim orayı. Üsküdar'daki otoriten sarsılıyor. Fatih'teki otoriten risk altında. Eyüp Sultan'daki otoriten risk altında. Buradaki insanlar birdenbire dini hayattan uzaklaşmış değiller ki. Hayır.
Bu insan buradaki bu ilçelerdeki sosyoloji değişti. Genç kuşaklar geldiler. Eskisi kadar Sultanbeyli ile Kadıköy arasındaki makas kalmadı. O da dönüştü yani. O süre hem süre bakımından hem kilometre bakımından hem yaşam tarzı bakımından yakınlaştı birbirine. Yani şimdi mesela AK Parti eskiden Kartalı Maltepe'yi kale belliyordu. Şimdi alamıyor. Niçin? Ya bunların hepsi birdenbire bir sabah uyanıp solcu olmadı ki. Ya buralarda kentsel dönüşümle beraber yapı değişti, sosyolojik yapı değişti, gelir dağılımı değişti. İstanbul'da öyle oldu. Efendim yeniden Refah da gelsin, Hüdapar da gelsin. O da ya hepsi de gelse denge değişmez. Çünkü İstanbul'da siyasetin merkezinde İmamoğlu diye bir realite var. Ve bu toplumun her kesiminden oy alıyor. Ya mesela sokak röportajlarını ben izliyorum düzenli. Eskiden kestirirdim. Derdim ki ya kılık yani indirgemecilik biraz abes ama böyle maalesef. Kılık kıyafetine, yaklaşımına, konuşma tarzına, bazı kullandığı kelimelere bakarak seçmeni tahmin edersin değil mi? Tahmin edemiyorsun artık Nevzat. Yani şöyle tahmin edebiliyorsun. Çarşaflı bir teyzemiz gelmiştir. Ya orada imam oldu diyorsun. Diyorsun ki bu kadar da sürpriz herhalde artık yani bu kadar da. Yani o belki olabilir yani. Ya da ne bileyim iyice cübbe giyinmiş, takke giyinmiş bir hacı abi geliyor. Tamam hacı abi normal diyorsun yani ne olabilirdi ki diyorsun. Fakat bunun dışındaki Türk milletinin makul çoğunluğu İstanbul'da AK Parti kadar CHP'ye de İmamoğlu'na da belki daha çok İmamoğlu'na da oy veriyor. Hiç o yüzden sonunda bir sürpriz olur mu? Yeniden Refah adayını diyecek yani. Zannetmiyorum. Çünkü bu saatten İsmail, sonra Fatih Erbakan o cümleyi sende kullanmamış hangisi olsaydı yani Urfa'yı ve İstanbul şeyini bak o hiç dillendirilmiyordu. Şimdi tabii sen orada yorumlamakta haklısın. Evet. Şöyle yani o orada şu kozu açıyor. Diyor ki işte sen o ki İstanbul'da ben sana kaybettiriyorum. Urfa'da da sen bana kaybettiriyorsun. İstanbul'da CHP alıyorsa Urfa'da dem alacak. Sen o zaman Urfa'yı bana bırak ben İstanbul'u düşüneyim. Ama şöyle bir şey var. Ben bunu AK Parti o ki bu kadar hassassınız. Siz o ki bu kadar hassassınız. Aynı adliyede bu görüntülerden daha vahim görüntüler vardı elinizde. Para sayarken, ayakkabı kutusu varken, ayakkabı kutusundan para çıkarken, kravat kutusu teslim edilirken görüntüler vardı ellerinizde. Bavul. O gün de dediniz. Bavulla arabaların bagajında kutular içinde paralar varken çekilmiş görüntüler vardı. O gün ne dediniz? Hediye dediniz kardeşim siz. Siz ayakkabı kutusuna hediye denilmiş. Şöyle bir bavul. Kravat kutusuna hediye denilmiş. Efendim anamın adına Çorum'da cami yaptıracağım diye alınmış paraya hediye denilmiş savcılıkta CHP'nin bina alımı için ayırdığı paraya kara para demeye getiriyorsunuz. Ya parayla zaten CHP'ye il binası alınmış. Bu arada bina fiyatları alınmış. 2019'dan şimdi, beri çok yükselmeye başlamış. Bu arada eski Halk Bankası müdürü o tartışma o zamanlar da yapılmıştı. Eski Halk Bankası müdürü evinde ayakkabı kutusu içinde çıkan paraları cami yaptırma derneği hani anamın adına cami yaptıracağım diye açıklamıştı. Ona bile yardım kanunu muhalefetten dava açılmadı ya. Ona bile yardım kanunu muhalefetten dava açılmadı. Bu çok açık bir biçimde yine her seçim döneminde olduğu Balkanlar üzere da AK Parti'nin okul yaptıracağım demişti biri de. Evet. O da her seçim İsmail döneminde olduğu üzere bak bunlara hep karşılaşıyoruz Ebru. Şaşmıyor kardeşim. Bak şaşmıyor. Hep 2000 hep bak 2011 10 referandum oldu arkadaşlar. Ne patladı? Şak diye Deniz Baykal videosu patladı. 2011 seçimleri MHP oldu. Ne patladı kardeşim? 11 MHP'liye birden tuzak kurdular. O patladı. 2014 yerel seçimleri oldu. Ne patladı hatırlıyor musunuz? Turgut Altınok'la ilgili video söylemi ortaya atıldı. O dönemler öyleydi. Melik Gökçek yani işte rakip olacağı iddia ediliyordu. Doğru. Şak diye doğru. Turgut Altınok videosu diye bir video dolaşıma sokuldu. Şimdilerde yayınlandı. 2023 şak diye Kemal Kılıçdaroğlu montaj videosunu koydular. Geldik. Meydanlarda gösterildi. 2024'de gene karşımızda bir video var. Gene karşımızda görüntüsüyle oynanmış, tarihi saklanmış, efendim mekanı yanlış söylenmiş, bağlamından koparılmış bir görüntüyle karşı karşıyayız. Hayret ettiğim şu ve merak ediyorum ve sormak istiyorum. AK Parti'de bir seçimi helaliyle alamayacak mı arkadaş? Bu AK Parti bir seçimi helaliyle kazanamayacak mı? AK Parti'nin bir seçimi kazanması için illa bir video mu lazım? Şimdi bu görüntüler i̇lla böyle bir, ne yapılıyor? Saklanıyor. Bak, birilerine şantaj yapılıyor. Birilerine öyle hemen veriliyor mu? Şimdi bir de anlatayım. Avukat bu görüntüleri elinde tutuyor. Tamam. Birkaç yıl CHP'ye şantaj yapıyor. Şantaj yapıyor. CHP'liler
Buna yüz vermiyorlar. Tamam. Şimdi dolaşıma giriyor. Nasıl giriyor? Yani işte burada birincisi iki ihtimal var. Ya AK Partililere servis ediliyor ya da CHP içi kavgada İmamoğlu karşıtı radikal bir hizbin eline veriliyor. Bu radikal klik İmamoğlu CHP'yi geri alabilmek için, CHP'deki eski koltuklarına kavuşabilmek için, eski saltanatlarına kavuşabilmek için İstanbul'u kaybettirme planını uygulayan bir radikal kliğin eline veriliyor. Onlar da dolaşıma sokuyorlar. İttifak yok. Bütün bakanlarınızla sağdasınız. Erdoğan'dan gerek yok ki. Adam tek başına zaten. Bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim abi. Bitiriyorum. Bak şunu anlatıyorum. Şu anda bir yurt dışında olan birisi yaydı diye. Bu avukat kaçmış yurt dışında. Yani şu anda yurt dışında. Evet evet. Avukat şeye. Kaçak olan bir avukat galiba. Bu ofisin sahibi. Avukat o zaten, bu ofisin sahibi orada oturuyor abi. Ya burada iş adamı da burada. Yani binanın sahibi de burada zaten. Şu kel kafalı binanın sahibi. Mavi yani, gömlek. Evet. Mi? Yani oradaki. Vergi kaçırıyor. Vergi kaçırıyor. Neyse şunu söylüyorum. Yani AK Parti 2011 yılından bu yana helaliyle de bir seçimi kazansın binanın kardeşim. Binanın sahibi avukat yani, orada. İlla AK Parti'nin bir seçimi kazanması için video mu lazım, montaj mı lazım, kumpas mı lazım kardeşim? Ya zaten İstanbul'da bak şu seçimde kazanamıyorsan kapat git partiyi ya. Kapat git. Ya zaten bu seçimde sen 10 ay önce kardeşim sen %36 almadın mı? Aldın. Ortağın 6 almadı mı? Aldın. Etti mi 42? İmamoğlu'nun partisi CHP, DEVA ile Saadet'le onunla bununla birleşip topu 28 almadı mı? Düş ondan bir puanı 27. Aynen. Arada var 14 puan. Sen bu 14 puana rağmen alamıyor musun İstanbul? Ya bütün devletin kaynaklarını seferber etmişsin. Valilerin burada, bakanların burada. Ulaştırma Bakanı sanki ülkenin bütün yolları İstanbul'dan geçiyormuş gibi burada. İçişleri Bakanı sanki bu kağıtlar hep buradaymış gibi burada kardeşim. Sağlık Bakanı burada. Kardeşim gene mi yenemiyorsunuz bu adamı? Ya bu adam zaten hiçbir ittifakı yok. Yani tek başına kalmışsınız. CHP'den de birkaç tane şey bulmuşsunuz. Kendi içinden bile, kendi içinden de birkaç destek aparat bulmuşsunuz. O aparatları da size kendi size çalışıyor. Ama kardeşim, anketlerde önde. Bütün bunlara rağmen bir de montaj mı lazım size yani? Şu seçimi de bir seçimi de ya helaliyle alamayacak mısınız kardeşim? Buna da mı yani buna da mı bir harem karışacak? O nedenle bunlar artacaktır söyleyeyim. Bir de bölüm bölüm. Diyorlar ki önce İmamoğlu'nun kara kasası oradaydı. Kasası yetmez. Şirketinin müdürü de oradaydı. Efendim para Türk lirası var ama euro da varmış. Ya kardeşim zaten yani, bina almıyor. 40 milyonluk binaya 25 milyon diyorsunuz. 25 milyon değil. Bir daha söylüyorum. Bugün manşetlerden bir biri daha o. Daha söylüyorum. 41 milyon bu bina. Bu bina 41 milyon. Kaçırılan bir şey yok yani. Burada CHP Genel Merkezi'nin gönderdiği para 24 milyon. Ha. Kalanı peşin yardım veriliyor. Bağışı. O zaten havaleyle gelmiş. Yardımla, mardımla, dayanışmayla, şunla bunla topluyorlar. Ya bu 15 adama milyon da bir şey söyleyeyim. Bu 15 milyon da CHP ve CHP'li iş adamları için siyasetçiler için toplanmayacak para değil yani. Toplarlar bunu. Bu 3 milyonu toplanıp verilmiş ve bununla bina almışlar. Olay bu. Ve şimdi bir daire parasından ya ayakkabı kutusundan anamın adına yaptıracağım cami bahanesinden efendim çantadan yolsuzluğu bulamayan hükümet CHP il binasına verilmiş 15 milyonla kara para çıkarmaya çalışıyor. Bir servete adil kara olsun. Para diyebilmen için ya uyuşturucudan elde edeceksin ya kumardan elde edeceksin ya bilmem neden elde edeceksin. Kardeşim şunu mu ima ediyorsun? Belediyenin parası. Ya bu adamın ya kara parayla İmamoğlu delege aldı diyorsun. Bu adamın 5 yıldır bakmadığınız herhalde bir çorabı kaldı yani. Bir iç çamaşırı kaldı. Evet. Yani belediyenin her tarafını didik didik ettiniz. Yani o nedenle bu ayrıca şimdi... Ayrıca bu seçimden önce... Hı? Galiba. 2019. Bu seçim için diyorum. Şimdi dolayısıyla bunlar sürecek bak bekleyin. Daha da devam edecektir. Başka bu türden... Çünkü AK Parti seçimi helaliyle kazanamadığını gördükçe bu türden yollara başvuruyor. Bundan sonra da olacaktır. Adil olmayan, efendim sürekli şike yapan, kaybettiğinde bile sandığa tekme atarak tekrar seçim yaptırmaya çalışan artık demokrasi dışı bir yapıya dönüşmüş durumda. Yani ben olsam gerçekten adıyla söylüyorum ya bu seçimi bu şartta da kazanamıyorsam kapatır giderim. Bu müessesi kar etmelerim ya. Otobüs prodüksiyonunu zaten dün ayrıntılı anlatmıştık size. Bir de bugün Fatih... Onu da belediyenin çalışan otobüsüyle
Çalışmayan otobüs reklam filmi çekiyorlar ya. Evet. Ya tuhaflığa bakar mısınız ya? Ya belediye çalışıyor ya. Çalışıyor, izin günü yapıyorlar. Götürüyorlar bir yerde. Çalışmıyormuş, çalışmayan otobüs reklamı çekiyorlar Altan ya. Altan Sancar aktardı dün. Bayağı bir araç kiralama falan yapmışlar. Evet. Otobüsü oraya getiriyorlar. Arıza bildiren otobüsü falan. Sonra lisans iptal oluyor. Bayağı bir böyle sis efektleri falan yap. 600-700 bin liralık proje o. Bir şey soracağım. Şimdi biz bittik bundan bir sene önce, Zehra Taşkesenlioğlu ile ilgili videolar izledik. Hatırlıyor musun? Zehra Taşkesenlioğlu'nun kocasına yazdığı boşanma davası dilekçesine milyonlarca TL'yi elden teslim ettiğine dair ifade var AK Parti milletvekilinin. Hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Kaç milyon? 3 milyon dolar mı diyor doğruda? 5 milyon dolar mı? Şu ifade rakamı hatırlamıyorum. Yani ben bizzat teslim ettim bu parayı ve bu parayı borsada şurada burada manipülasyonda kullandı dedi kadın. 10 milyon avroya tekne aldığını söyledi. Bu hükümet sorabildi mi onun arkasını? Ha, bu hükümet oldu? Zehra Taşkesenlioğlu'nun kocasına valiz içinde mi artık neyse teslim ettiği milyonlarca doların hesabını sorabildi mi kardeşim? Orada kendi milletvekili kocasına verdim diyor bu parayı. 10 milyon avroya Yunanistan'da tekne aldım diyor. Görünür bir izlenim bize vermiyor. Açıktan söylüyor bunu zaten. Zaten ekonomi konusunda çok eleştirileri vardı. İttifak siyasetinin bize unutturduğu şeyler. Parti kililer kimliklerini kaybediyorlar. Ya o zaman o parti niye ayrı bir parti diyorsunuz? Ne pahasına olursa olsun bazıları da gidip kendi işte demin de hakkıydı. Ayrı seçim oy girme, ayrı bir ya kendi kimliğiyle o seçime girmek. Bence İYİ Parti'nin de hakkı. Bunda hiçbirisine tabii bir şey diyemeyiz. Siz tabii ayrı partisiniz. Burada da aynı şekilde rüştünü ispat etmek isteyen bir Yeniden Refah var. Tabii ki. Ben birkaç gözlük burada daha açıktan ve bir özgüvenli bir çıkış görüyorum. Yeniden Refah'ın oylarına bir mikro cerrahi gelecek. Ayrıca ortada kalmış ve sandığa gitmeyecek bir seçmen grubu var. AK Parti'den kopmuş. Bu seçmen grubunun oylarını AK Parti geri döndüremezse kim alır sorusu gündemde. Bunlar konuşulurken İmamoğlu cephesinin sanki AK Parti'den hiç oy almayacak gibi durması ya da öyle konuşulması tabii da çok saçma. Tabii bakın yani AK Parti'den de oy isteyecekler, MHP'den de isteyecekler. Sonuçta bir hizmet siyaseti. Peki. O yanılgıya da düşmesinler o anlamda söylüyorum. Özlem Akarsu Çelik'e döneceğim ama İsmail kaç, Saymaz Bey'i yapacak birkaç sanıyorum. Birkaç izlediğimi paylaşmak istiyorum. Ben daha önce Fatih Erbakan hiç görmedim. Yani ilk defa görüyorum. Değişik bir lider, onu söyleyeyim yani. Bir kere konuşurken kimsenin yüzüne bakmıyor. Sabit bir noktaya bakıyor. Bir yer seçiyor, oraya bakıyor. Oraya koşan anlatıyor. Yani ne söylersen. Kendince bir gün yani ve bu arada derdini de çok berrak bir Türkçeyle anlatıyor. Teklemeden anlaşılır bir Türkçeyle ağırlıklı ekonomik sorunlardan bahsederek eleştirmekten de geri durmayarak eleştirirken de CHP'nin yanına düşmeyerek bunu yapıyor. Bu ilginç bir durum yani. Gözlenmesi gereken bir durum. Sıra dışı duygusal tepkiler de vermiyor. Yani en radikal dediği, en sert diyebileceğin cümleyi bile belli bir tonda söylüyor. İlginç bir siyasetçi. Yani benim televizyonlarda izlemek başka. Yani toplantıda izleyince, kişisel ilişkide temas kurunca belli ki zeki bir siyasetçi, kitlesini biliyor ve kitlenin hangi söylemle ayakta durduğunu da çok iyi farkında. Sonuçta Erbakan'ın oğlu ve yanında yetişmiş. Az önce söylediğim kadro zayıflığı var. Bunu da nostaljiyle dolduruyorlar. Yani. Adı Yeniden Refah zaten. Tabii, zaten her şey. Mesela her şeyin nostaljisi var. Yani araba, işte o Erbakan'ın arabasının aynısını yapıyorlar. Yani diyorum ya o asr-ı saadeti tekrar ediyorlar. Niye? İdeolojik boşluğun hepsine geçmişte bir Erbakan'ın asr-ı saadetinden bir örnek mutlaka bulunuyor. Ve o örneklerin hepsi aslında yaşadığı tarihte bence bazıları başarısız. Fakat onun arasından her şey doğru. Her şey başarılı. Örneğin D8 mesela büyük bir anlatı. Fakat onu kurmak için Erbakan Afrika'yı gezdiğinde türlü belalarla karşılaştı yani. Biraz hele hele o Kaddafi olayı telafi edilemek zararlar verdi gibi. Mesela sanayi atılımı. Diyor ki mesela Erbakan diyor bir yılda 200 tane temel attı. 70'inin o yıl üretime geçti. Yani öyle midir emin değilim. Bence o yıllarda bu biraz zor olmuştur. Bazıları çimento fabrikası, bazıları işte küçük tesistir ama şimdi Erbakan o yıllarda bu açılışları yaptığında siyaseti mizahı, siyasi mizah konusu olmuştu. Erbakan yani bir açılıştan diğerine koşuyor, hiçbir şey açılamıyor gibi. Ama dediğim üzere yani
böyle bir anlatı var ve herkes o anlatıya inanıyor. Ve zaten mesela şimdiki yerel seçimlerdeki kampanyasında ne? 89 ruhu. Yani o da öyle yani. 89 ruhunu diriltmek. Cumhurbaşkanı da 94 dedi. Peki, Özlem Akarsu Çelik, Yeniden Refah Partisi AKP arasında yaşanan kriz ve Yeniden Refah Partisi'nin üye sayısındaki artış, politikası, yol haritası. Nedir yorumun? İsmail Saymaz'ı önce tebrik etmem gerekiyor. Bizim mesleğin esası muhabirliktir. İsmail'in gücü de bence muhabirliğe devam etmesinde hiç bırakmasın. Ben yani gerçekten kıskandım ben o söyleşiyi görünce. Çünkü ben de aramayı düşünüyordum yayına kadar ama bir hafta süre olunca aslında bak İsmail haberi patlatmış. Ben önce aradım, telefonla konuşayım istedim. Sonra dedim ki ya telefonla konuşmak o gözlem şeyini vermeyecek. Programını sordum, dediler ki pazar günü Bursa'ya gidiyor. Ah dedim çok güzel, hem Bursa'ya gideyim yerinde göreyim dedim hem de Mustafa Bozbey ile tanışayım. Ben hiç Bozbey ile tanışmadım. Bursa'da CHP'nin adayıyla. Onunla da ilgili bir şeyler eklemek isterim. Tamam. Bu böyle de bir vesile olmuş oldu bana yani. Peki. Bu muhabir ruhu. Sahayı göreyim. Haber sahada koklanır ve yazılır. Şimdi Yeniden Refah Partisi'nin bildiği bir gerçek var. Önünde bir Mayıs tecrübesi var. Deva ve Geleceğin ve hatta İyi Parti'nin ittifakla yenilgiye uğradığı. Yani ittifak kazandırabilirdi ama bu formülde kaybettirdi. Özellikle Deva ve Gelecek tabanının sahada gezdiklerinde Mayıs seçiminden önce ki sahada çok gezmediler, eleştirileri çok yoğun ama gezen isimlerinden biliyoruz. Kendi tabanları keşke ittifak yapmasaydınız, biz kendi logomuza bassaydık, oyu verseydik gibi eleştirilerde bulunuyorlardı. Daha seçime haftalar kala, aylar kala. Şimdi Yeniden Refah Partisi taze bir parti. Elbette geçmişi oldukça güçlü bir gelenekten geliyor. Milli görüş, adil düzen ama bu söylemler, İsmail'in orada gördüğü o söylemler bugün Saadet Partisi'nde de, Saadet'te de aynı şekilde var. Orada da gitseniz orada da bir Erbakan kültü hala devam ediyor. İşte Saadet Partisi'nin böyle kitapları var. Bir dizi gençler için çıkardı. Oralarda Erbakan'ı görürsünüz. Bir kere Erbakan mirası üzerinden o kavga devam ediyor. Ama Yeniden Refah Partisi lideri doğru bir şey yapıyor tabii ki. Bir bağımsız parti olduğunu, AK Parti'nin izinde yürümediğini ki pek çok noktada da ayrışıyorlar zaten. İdeolojik ayrılıkları da var. Ama AK Parti hani neden Erbakan'ın dediğini yapmadı? Aslında yaptı. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasında bile Yeniden Refah'ın etkisi vardı o kadroların. İnanın vardı. Sadece tarikat, cemaat, birkaç marjinal grup değil. Yeniden Refah Partisi bu iş için özellikle kadın hakları kazanımlarından geri adım atılmasında bayağı öncü rol oynadılar siyasette AK Parti kadrolarıyla birlikte. Şimdi Yeniden Refah ve AK Parti çatışması deyince tabii ki az önce İsmail Saymaz söyledi. Burada mikro en güzel gözlem alanı Urfa. Urfa'da hatırlarsanız 2009 seçiminde Fakı Baba açıklama yapmıştı. Yani böyle bir hamle, aday çıkarmaları daha doğrusu karşı tarafa kazandırmak anlamına gelir demişti. Ertesi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi şantaj diyerek önemli bir açıklama yaptı. Bizim gölgemizde yürüdüler dedi. Bunlara müsaade etmeyeceğiz dedi. Ve Yeniden Refah Partisi'ni çok sert sözlerle eleştirdi eski ortaklarını. Şimdi sen Erbakan'la konuştun. YRP lideri Erbakan'la. Tabii ki senden dinlemek çok daha önemli. Nasıl bir tepki gösteriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sert söylemlerine? Şimdi tabii Yeniden Refah Partisi ayrı girme kararı, kendi adaylarıyla girme aldığı günden, kararı aldığı günden beri iktidarın hışmına uğruyor. İktidarın doğrudan ya da dolaylı yetkililerinin ve mekanizmalarının hedefi durumundalar. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Yeniden Refah Partisi'ni ve Erbakan'ı vazgeçiremeyeceğini fark edince bu kez doğrudan cephe almaya başladı. Bu ana kadar cephe almıyordu. Dolaylı vasıtalarla işte belli ödüller vererek ya da korkutarak baskılar uygulayarak, duygusal, siyasal, inansal baskılar uygulayarak Yeniden Refah Partisi ikna etmeye çalışıyorlardı. Olmadı. Yeniden Refah Partisi vazgeçmiyor. Nuh diyor, peygamber demiyor. Böyle olunca açıktan hedef almalar oldu. Onlardan ilkini 5 gün önce, 6 gün önce Malatya mitinginde yaptı. Niçin Malatya? Çünkü Malatya'da İYİ Parti, Yeniden Refah'ın adayı %15 bandında oy alıyor. Bir de bir bağımsız aday var orada.
Bu yüzden merkez sağın oyları, yani muhafazakar oylar bölünmüş durumda. Hal böyle olunca CHP birdenbire orada belediyeyi kazanma ihtimaline yaklaştı. Benim AK Parti kaynaklarından öğrendiğim kadarıyla Malatya'da yaptıkları ankette AK Parti adayıyla CHP adayı arasındaki fark 2 puana düşmüş. Veli Ağbaba Malatya'yı alırsa sürpriz olmaz. Şimdi ilk orada konuştu ve Cumhurbaşkanı dedi ki şahsımın yanında duruyormuş, şahsımın gölgesinden faydalanarak dedi. Bizim bize karşı kampanya yürütenler, yani onun Erdoğan'ın gölgesinde gibi görünüp Erdoğan'a kaybettirmeye çalışanlardan söz etti ve aynı cümlenin devamında bunun siyasi bir şantaj olduğunu söyledi ve zübük ifadesini kullandı. Evet. Sonra da geçen gün, ondan birkaç gün sonra da Urfa'ya gitti. Urfa'da da benzer cümleleri tekrarladı. Bu kez işte kendisinin gölgesinde olup muhalefete kazandırmaya çalışanlardan söz etti. Yeniden Refah'a kastederek. Bunu Şanlıurfa'da söylemesi de manidar. Çünkü orada da eski AK Parti MKYK üyesi Kasım Gülpınar Yeniden Refah'a geçti. Yeniden Refah ilk üçte yer alıyor. Ya Kasım Bey kazanacak, ya AK Parti'nin adayı kazanacak, ya da aradan DEM Parti çıkacak. Cumhurbaşkanı öfkesi bu yüzden dinmiyor. Sadece Malatya ve Urfa değil, İstanbul, Bursa, Ankara gibi şehirlerde de Yeniden Refah'ın etkisi bu dengeyi değiştiriyor. Örneğin Bursa Milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala Bursa'ya gitti geçen gün. Ve Bursa'da dedi ki artık Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nın içinde değildir dedi. Ve ona verilen oylar aslında CHP'ye gitmektedir. Muhalefetin belediye kazanmasına yardımcı oluyorlar dedi. Niçin Bursa'da söyledi? Bunun da bir anlamı var. Çünkü eski AK Parti İl Başkanı Sedat Yalçın Yeniden Refah'a geçti ve oradan aday oldu. İki tane de kritik belediye başkanı AK Parti'den Yeniden Refah'a geçti. Ve şu an Bursa'da, Bursa sokaklarında CHP'nin belediyeyi kazanacağından bahsediliyor. Dün ben Mustafa Bozbel'e de görüştüm Bursa'da. Biz öndeyiz diyor ve ben sokaklarda da bu durumu gözlüyorum. En son CHP ne zaman almış? 77'de falan almış orayı. Arada 4 yıllık DSP dönemini saymazsak 99-2004 kesintisiz 50 yıldır CHP Bursa'yı alamıyor. 50 yılda bir şey olacak yani. Bunda da Yeniden Refah Partisi'nin 5 puan üzerinde bir oyunun etkisi var. Örneğin dediler ki Yeniden Refah'ın adayı İnegöl gibi AK Parti'nin güçlü olduğu bir yerde oy alabilir. Neyse. Ben tabii Erbakan'ın Bursa'ya gidişini öğrenince fırsat olarak gördüm ve gittim ve kendisini basın toplantısında takip ettim. Ve burada bu soruları kendisine yöneltim. Özellikle dedim ki siz AK Parti'nin iddia ettiği gibi AK Parti'ye kaybettirip CHP'ye mi kazandıracaksınız diye doğrudan kendilerine sordum. Onlar da dediler ki, Fatih Erbakan da dedi ki, eğer dedi ki bu bir kere beka seçimi değil. Ondan sonra biz de bu bir hizmet yarışı. Biz de kısa zamanda 500 bin üyeye ulaştık. İttifaka girmeme kararı aldığımızdan bu yana üye sayımız artıyor dedi. Günde 700-800 üye yapardık, şimdi 2500 üye yapıyoruz. Ayda 30 bin üye yapardık, şimdi 75 bin üye yapıyoruz. Bir gücümüz de var. Bu da beka seçimi değil, kendimizi sandıkta görmek istiyoruz. Bu da bizim hakkımız. Ama eğer vatan için, millet için, beka için hareket ediyorsak, o zaman Urfa'da da AK Parti çekilsin. Çünkü AK Parti çekilmezse bize kaybettirecek, aradan DEM çıkacak diyor. Bu nedenle bunun da bir sonu yok diyor. Eğer siz bizi AK Parti CHP'ye kazandırmakla itham ediyorsanız, bu durumda İmamoğlu da İstanbul'da Saadet'e, Deva'ya, İyi Parti'ye, siz AK Parti'ye kazandırıyorsunuz deme hakkını kendinde görür diye itiraz ediyor ve tümüyle buna kapalı olduklarını söylüyor. Ben dedim ki siz siyasi şantaj mı yapıyorsunuz? Dedi ki asıl siyasi şantaj budur dedi. Efkan Ala'nın yaptığıdır. Yani ona oy verirsen bu gelir demek, CHP gelir demek siyasi şantajın dik alasıdır. Seçmene şantaj yapmaktır dedi. Peki dedim siz onun gölgesinde, Erdoğan'ın gölgesinde mi yürüyorsunuz? Dedi ki biz onun kampanyasına yararlanmıyoruz. Seçim bürosunu kullanmıyoruz, seçim otobüsünü kullanmıyoruz. Biz Erdoğan'la anlaştık, bize oy verirseniz AK Parti yarar da demiyoruz. Biz kendi gücümüzü sınamak istiyoruz. Bunun neresi gölgeye sığınmak, ben bu işi anlamadım diyor. Diğer taraftan dedim ki yani sizin için son saate kadar adayınızı çekersiniz diye bir beklenti var.
Bir örnek verdi. Dedi ki ya 70'li yıllarda Gümüşhane'de bizim yine biz bir Millet Selamet Partisi olarak aday çıkardığımız bir seçimde adayımız hakkında seçimden iki gün önce cuma namazında mevlid okutulmuş. Bu adam rahmetli oldu diye. Şimdi de aynı şekilde adayını çekti diye millete yutturmaya çalışıyorlar. Dedi ve kesinlikle aday çekmek gibi için bir şeyin olmadığını, bunun millete bir saygısızlık olduğunu söylüyorlar. Ben dedim Efkan Ala sizin Cumhur İttifakı'nın dışında olduğunu söylediniz. İçinde misiniz, dışında mısınız? Hani öyle bir şarkı vardır da ya içindesindir çemberin ya da dışında. Bunu sordum. Dedi ki eğer dedi onlar biz doğruya doğru eğriye eğri dediğimiz için, ilkelerimizden yürüdüğümüz için bizi Cumhur İttifakı'nın dışında değerlendiriyorlarsa öyle kabul edelim. Zaten biz bu seçimde Cumhur İttifakı'nda değiliz dedi. Ve Cumhur İttifakı'nda olmadıklarını bana ifade etti. Arada bir cümlesi daha vardı aklıma gelir herhalde. Ben bu arada kendisine yakın zamanda istifa eden İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu'nun Erbakan'ı FETÖ ile itham eden eleştirilerini sordum. Dedi ki yani Erbakan 40 yıldır FETÖ ile mücadele eden Erbakan. En az bunun kadar iddialı bir lafı daha var. 65'ten sonra siyaset yapmamak gerek diye. Tabii. Kendisi şu an kaç yaşında? 70 yaşında. 70 oldu. Yani 65'in de üzerine bir 7 sene daha ekledi. Hatta sayın merhum Erbakan hakkında yaş 70 iş bitmiş cümlesi var. Kendisi 70'i geçti şu an. Dolayısıyla işte bu cumhurbaşkanı işine hangi o an işine ne geliyorsa hangi cümleyi kurmak o açıdan o gün için faydalıysa onu tercih ediyor. Cumhurbaşkanı da kendi kitlesinin zaaflarını bildiği için 2019'dan bu yana 15 yıldır aralıksız olarak hemen her seçimde bu benim son seçimim diyor. Şimdi gene ona başvurdu. Bir de böyle hani o günlere göre daha yaşlanmış, sesi de yorgun. Yani ağladı ağlayacak. Neredeyse Cumhurbaşkanı ölümü görün diyecek yani. Hani artık o boyuta geldi yani. Vermezseniz ölümü görüne gelecek konu. Ama bunu tamam, bunu da yanlış anlamışlar. Bir temenni olarak söylemiyor yok canım, İsmail deyim, bunu yani. Hayır canım, niye öyle bir şey olsun ki? Bu deyim olarak tabii, söylüyorum tabii, yani. Tabii. Neredeyse artık o boyuta varacak yoksa. Tabii tabii tuhaf tuhaf bence, troller hemen tabii, başlarlar yani böyle ya, dedi diye. Ama bence tabii Cumhurbaşkanı yani bu seçimi kaybedeceğinden yani en azından bu seçimde İstanbul ve Ankara'yı alamayacağından emin ve neden ve bu nedenle adeta o cümleyi sarf ediyor yani. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı peki bunu neden sarf ediyor? Bunun bir gerçekçi tarafı var. O da şu. Gerçekten de yasal olarak son dönemi. Yani anayasayı o farklı yorumluyor, muhalefet farklı yorumluyor. Ona göre 2017'de yapılan referandumla Cumhurbaşkanlığı yetkileri ve görev süreleri sıfırlanmıştı. 2018'den 2023'e kadar birinci dönem, tabii, 2023'ten 28'e kadar ikinci dönemdi. Anayasaya göre ancak meclis ülkeyi erken seçime götürürse Cumhurbaşkanı'nın ikinci dönemi tamamlanmadığı kabul edilerek bir kez daha aday olma hakkı veriliyordu. Şimdi iki dönemi tamamlanmış. Anayasanın anayasaya göre açıkça ancak meclisin ülkeyi erken seçime götürmesi gerekir. Bekliyor musun bunu? Bekliyorum. Bekliyorum ama bir şartla. Bir başka, ben bunu evet, daha önce söyledim. Ama o yanlış yorumlandı. Bir şartla bekliyorum. Bu şart İstanbul sonucuna bağlı. İstanbul'u muhalefet kazanırsa ki bence büyük ihtimalle öyle olacak. AK Parti bunu bir teklif olarak getirecektir. Şöyle ki Erdoğan benim gördüğüm kadarıyla yaşadığı müddetçe Cumhurbaşkanı olmak istiyor. Yok bize gelen ona da gelecek yani. Dolayısıyla onun açısından da o bir gün geldiğinde hak vaki olduğunda Cumhurbaşkanı koltuğunda olsun istiyor. Dolayısıyla bunun için tek bir yol var bu süreyi uzatmak için erken seçime gidilmesi. Eğer İstanbul'u muhalefet alırsa muhalefetin elinde bu pazarlık payı olacaktır. Muhalefet Cumhurbaşkanı'nın misal en az iki yıl sonra olmalı o. Çünkü milletvekillerinin kazanımları söz konusu. En iki yıl sonra 2026'da bir erken seçim için anayasa değişikliğine evet demek kaydıyla başka taleplerde bulunabilir. Bu başkanlık sistemini değiştirmek olabilir. Bu kesin yerini vermişti. Erdoğan da bunu tabii, istiyor. Erdoğan. Bu aynı zamanda demokratik parlamenter sisteme dönüş yönünde değişikliği de içerebilir. Yani muhalefet diyebilir ki Sayın Cumhurbaşkanı bu bir anayasa değişikliği konusu. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın görev süresi meclisin ülkeyi erken seçime götürmesi için bir ittifak gerekir.
Olmazsa olmaz şart CHP'nin destek vermesidir. CHP destek vermediği müddetçe bunun geçmesi mümkün değil. CHP'nin evet demesi de şartlara bağlı olur. Erdoğan ülkeyi erken seçime götürüp bir kez daha aday olmak istiyorsa eğer bunun muhalefet açısından ön şartı ne olabilir? Parlamenter sistem. Demokratik parlamenter sisteme dönüş olabilir. Bu şart altında muhalefet erken seçime evet diyebilir. Erdoğan erken seçime Türkiye'yi götürerek görev süresini 300 yıl daha uzatabilir. Ve parlamenter sistemi... Bay Saymaz selamlar. Neler söyledi Fatih Erbakan ve anlamları nedir? Dinlemek isteriz. Ben dün Bursa'daydım. Çünkü Sayın Erbakan'ın Bursa'da 3 tane mitingi vardı. Kestel, Karacabey ve bir noktada daha İnegöl yanlış bilmiyorsam 3 mitingi vardı. Bunlardan Karacabey ve İnegöl'ü AK Parti yönetiyor. Ve iddiası da yok değil. AK Parti... Yeniden Refah Partisi bu şehirde de kritik transferler yaptı AK Parti'den. Eski AK Parti il başkanı Sedat Yalçın'ı transfer ederek Büyükşehir Belediye Başkan adayı yaptı Bursa'da. Ve Kestel ve Büyük Orhan Belediye Başkanları AK Parti'ye geçtiler ve aday oldular. Tabii özellikle Sedat Yalçın gibi yörede tanınan, şehirde tanınan etkili bir ismin Yeniden Refah geçmiş olması burada dengeleri etkiledi. Niçin etkiledi dersen, ben dün gün boyu sokaklardaydım ve Bursa'da görüştüğüm çoğu insanın Mustafa Bozbey'e oy vereceğini gözlemledim. Ve CHP uzun zaman sonra Bursa'yı yönetebilir, böyle bir ihtimal söz konusu. En son 1977'de CHP'li bir yönetim Bursa'yı yönetmiş. Eğer 99-2004 arasındaki DSP dönemini saymazsak herhalde yaklaşık 40-50 yıla yakın bir süredir Bursa'da CHP idaresinden bahsedemeyiz. 50 yıl sonra bir ilkle karşı karşıya kalabiliriz ve Bursa'yı CHP alabilir. Bunda da yeniden refahın aday göstermesinin sonuçlarını da gözleyebiliriz. Şimdi tabii ben Bursa'ya gittim. Bursa'da tabii benden yani Sayın Erbakan'dan 2 gün önce Bursa'da bir başka siyasetçi ağırlandı. AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala oradaydı. Ve Efkan Ala artık Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nda değil dedi. Yeniden Refah'a verilecek oyların CHP'ye gitmiş sayılacağını, Yeniden Refah'ın kendisinin kazanamayacağını ama kaybettireceğini, Cumhuriyet Halk Partisi belediyelere kazandıracağını söyledi. İthamlar sadece Efkan Ala'dan ibaret değil, sen de biliyorsun. Sayın Cumhurbaşkanı hem Malatya'da hem Urfa'da. Doğru. 4 gün arayla yaptığı konuşmalarda sözü Yeniden Refah'a getirdi. Niçin bu iki şehir? Niçin onun önemi var? Malatya'daki Yeniden Refah'ın adayı %15'in üzerinde oy alıyor. Burada AK Parti ile CHP'nin arasındaki fark 2 puana düşmüş durumda. CHP'nin Malatya'yı alma ihtimalinden söz ediliyor. Urfa'da ise AK Parti MKK üyesi ve MKK üyesi Kasım Gülpınar'ı transfer ettiler. Ve Kasım Bey'in Urfa'yı kazanma ihtimalinden, kazanmasa bile aradan demin çıkma ihtimalinden söz ediliyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı bu iki şehirde dedi ki bizim AK Parti'nin ve şahsımın yanında görünüp gölgesinin altında hareket ederek bize karşı çalışanlar ve seçimi bize karşı kaybettirenler var dedi. Ve bunun siyasi şantaj olduğunu söyledi ve zübük ifadesini kullandı. Bütün bu ithamlar aslında Yeniden Refah Partisi'ne ve Sayın Erbakan'a yönelikti. Bir de tabii hafta içinde ne oldu? Yeniden Refah'tan ayrılan eski milletvekili Suat Pamukçu Yeniden Refah'ı FETÖ'cülükle itham etmişti. Dolayısıyla ben bütün bu birikmiş soruları Sayın Erbakan'a sormak üzere Bursa'ya gittim ve Bursa'da basın toplantısı yaptığı otelde kendisiyle baş başa bir söyleşi gerçekleştirdik. Tabii ben bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın gölgemizde yürüyenler bize kaybettirmeye çalışıyor ifadesini sordum. Dedi ki ya dedi biz onların gölgesinde nasıl yürüyor olabiliriz ki dedi. Onların seçim kampanyasından yararlanmıyoruz. Seçim ofislerini kullanmıyoruz. Otobüslerini kullanmıyoruz. Biz ya Erdoğan'la anlaştık, bize verilen her oy AK Parti'ye gidecek demiyoruz. Kendi adaylarımızı çıkardık ve kendi imkanlarımızla kampanyamızı yürütüyoruz. Kendi oyumuzu sandığa yansıtmak istiyoruz. Bu neden onun gölgesinde yürümek diye değerlendirilsin ki dedi daha doğrusu.
Ben özellikle şantaj ifadesini sordum. O da dedi ki bize şuna verilen oy CHP'ye yarar demek aslında şantajın dik alasıdır. Bu seçmene şantaj yapmak değil midir? O zaman da dedi İmamoğlu'da İstanbul'da DEVA'ya verilen, Saadet'e verilen, İYİ Parti'ye verilen oylar AK Parti'ye yarar. Onlar da aday göstermesin diyecektir dedi. Bunun da bir sorun yok dedi. Ben de yine hatırlattım. Yani size verilen oyların CHP'ye yarayacağını söylüyorlar. CHP'nin bundan yararlanacağını söylüyorlar dedim. O da dedi ki o zaman dedi eğer bizim İstanbul'daki varlığımız CHP'ye yarıyorsa o zaman Urfa'da da AK Parti adayını çeksin. Çünkü onların varlığı da deme yarıyor. Akaradan çekilsinler biz alalım Urfa'yı dedi. Aslında bir açıdan belki bir teklif bile olabilir yani öyle tabii, baktığımda. Aslında tam bunu soracaktım yani İstanbul'a karşı Şanlıurfa. Evet yani bir teklif bile diye de görülebilir yani. Ben tabii bu Zübük ifadesini sordum. Sizi mi kastetti diye sordum. Dedi ki yani eğer orada yani Zübük'ün anlamı şu dedi. İlkesiz, çıkarına göre siyaset yapan siyasetçiye deniyor. Bu, o zaman bu biz değiliz. Çünkü biz 14 Mayıs'tan önce yine Cumhurbaşkanı adayıydım ben. Fakat ilkelerimizi kabul ettiler. Feragat ettik, geri çekildik. Fakat şimdi ilkelerimiz için siyaset yapıyoruz. Zaten dedi ki yani biz eskiden günde 700-800 üye yapardık. Şimdi 2500-3000'e dayandı. Ayda 30 bin üye yapardık. Şimdi 70-75 bine dayandı. Biz bunu sandığa yansıtmak istiyoruz. 500 bin üyeye ulaşmak üzereyiz. Neden bu seçimi pas geçelim? Dedim. Dedi. Ve kendisine şunu sordum. Ama dedim buna rağmen halen daha yeniden refah adayını çekecekmiş gibi iddialar var. Ne diyorsunuz? Evet. Bir örnek verdi. Dedi ki 70'li yıllarda Gümüşhane'de bizim bir adayımız yani o zaman Milli Selamet Partisi bir milletvekili adayı göstermiş. Seçimden iki gün önce cuma namazında Milli Selamet Partisi'nin adayının öldüğü yönünde mevlüt okutmuşlar. Ve o Selamet Partililer ya yaşadığımızı anlatmak için iki gün canımız çıktı demişler. Fatih Erbakan da bu hadiseyi aktararak şimdi bunlar da bizi adayını çekti diye yutturmaya çalışıyorlar. Diye gülerek anlattı. Kesinlikle adayını geri çekmek gibi bir davranışın içinde olmadıklarını, bunun seçmene, adaya ve millete karşı bir saygısızlık olacağını söylediler. Cumhur İttifakı'nın içinde misiniz diye sordum tabii. Çünkü Efkan Ala Reyna Refah Partisi'ni Cumhur İttifakı'ndan attı bildiğin gibi. Dolayısıyla size göre siz neredesiniz diye sordum. Dedi ki eğer dedi onlar biz duruşumuzdan ötürü, yanlışa yanlış, doğruya doğru dememizden ötürü Cumhur İttifakı içinde dışında olduğumuzu değerlendiriyorsa onların değerlendirmesine katılabiliriz. Bu yüzden bizi Cumhur İttifakı'nda saymıyorlarsa tamam biz de dışındayız dediler. Zaten bu seçimde de Cumhur İttifakı ile beraber olmadıklarını ifade ettiler. Ben tabii FETÖ ve Adnan Hoca meselesini sordum. Özellikle Suat Pamukçu'nun bir kalp ameliyatı olduğunu ve bu kalp ameliyatının sonunda insanların psikolojik sorunlar yaşayabileceğini, onu da buna bağladıklarını söylüyor. Diyor ki yani Erbakan hareketinin Fethullahçılarla nasıl 40 yıldır kavga içinde olduğu herkesin malumu. Dolayısıyla bizi bununla suçlamak ancak Allah şifa versin denilebilecek bir durumdur. Hele hele yani ittifaka karşı çıkan herkes FETÖ'cüdür demek ayrıca şifaya gerektirecek bir durumdur. Çünkü zaten bizim tabanımız ve seçmenimiz ayrı girmemizi istiyor. İttifaka girmek bizim tabanımızın görüşünün aleyhine bir durum diyor. Suat Pamukçu'nun kendilerine hiç önceden bilgi vermeden birdenbire bu iddiayı ortaya attığını ifade ediyor. Adnan Otacılık ithamı için ise diyor ki bu hakkımda söylenenler 14 Mayıs'tan önce de ellerindeydi. Niye o zaman bunu masaya sürmediler de şimdi biz ittifaka girmeme kararı aldıktan sonra dolaşıma sokuyorlar. Bu şekliyle olması da çok manidar dedi. Ben dedim ki ya bir partinin hakkınızda, Ocak Partisi, hakkınızda Adnan Hoca'cılıktan suç duyurusunda bulunması tesadüf müdür? Kendiliğinden midir? Yoksa hakkınızda bir soruşturma var mıdır? Kendiliğinden olabileceğini, kraldan çok kralcılık yapabileceğini söylediler. AK Parti İl Başkanı'nın HDP ile ilgili değerlendirmesini de kalmıştım.
kendince çok doğru bir tespit yapıyor. Bence iyi bir siyasetçi ve iyi bir siyasetçi olduğu için doğru bir belirleme yapıyor ve kendi partisinin çıkarına göre, ihtiyaçlarına göre konuşuyor. Çünkü şu doğru, bir kere oradaki riyakarlığı da ortaya koyuyor. Meral Deniz Beştaş HDP'nin en güçlü adayı. Yani bir an için Başak Demirtaş'ın adı hiç dolaşıma girmeseydi, HDP'ye şöyle bir baksaydık, bunlardan hangisi kadın ya da erkek İstanbul'da en güçlü aday olur diye sorsaydık, herkes tereddütsüz Meral Deniz Beştaş'ı söylerdi. Sen onu hep dolayısıyla, evet, bunu Osman Bey de doğrulamış. Evet. Bu neyi çürütür? Bu ana kadar AK Partili siyasetçiler ya da gazetecilerin Meral Deniz Beştaş'a çok haksız şekilde tavşan aday demesini çürütür. Demlenmeyi çürütür, evet, mü? Evet, yani tabii ki çürütür. Tabii ki çürütür. Hem demlenme ithamını, hem işte İmamoğlu, CHP-HDP işbirliği, hem İstanbul'da HDP'nin işte İmamoğlu'na destek vereceği şeklindeki manipülasyonu çürütür. Çok açık bir biçimde Osman Bey de doğruluyor ki Meral Deniz Beştaş HDP'nin en güçlü adayı. Ve üstelik İmamoğlu'nu eleştiriyor. Yani daha önceki gün bir söyleşisinde İmamoğlu İstanbul'da Kürtler için ne yaptı ki diye sorup kendince cevaplar verdi. Bence haksız ama o kendince diyor ki İsmek'te birkaç kurs dışında ne var? Ki öyle değil. Ama şu doğru, evet, Meral Deniz Beştaş HDP'nin gösterebileceği en güçlü aday. İkincisi, HDP'nin potansiyel oyu içerisinde, işte bu 8 ila 10 bandı arasında gidip geliyor bir genel seçimde, bunun 4 ila 5 oy, %5 oyunu, bazı anketlerde %6'ya kadar çıkan oyunu alabiliyor HDP. Ancak bu kadar alırdı zaten. Bir yerel seçimde... 8 diyor. Ancak yok, o 8'e kadar hiç çıkmadı. Yani yerel seçimlerde hiç çıkmadılar. Yerel seçimde. Yani Selahattin Demirtaş'ı koyarsın belki öyle zorlarsın. Yoksa DEM Parti seçmeni yerel seçimlerde, genel seçimden farklı tavır gösteriyor. Ama o potansiyel 4 üzerindeki oyunu alıyor. DEM Parti ne kadar çok... 8'in üzerinde beklediğini anlıyorum. Evet. 8 ve üzerinde. Ya o şöyle diyor. Yani 8'e ve üzerine çıkarsa... bu oy potansiyel İmamoğlu oyudur. Dolayısıyla DEM Parti oyunu kendisine toplarsa İmamoğlu'nun oyu azalacaktır. Ve bizim öne çıkma fırsatımız olacaktır. Osman Nuri Bey'in yaptığı belirleme kendisi açısından doğru, gerçekçi. Fakat bu aynı zamanda AK Parti'nin ne kadar riyakar olduğunu ortaya koyan bir durum. Eğer siz bir il başkanı bir yandan Meral Hanım en güçlü aday, oyunu arttırmalı diyorsunuz. Fakat diğer taraftan Murat Kurum İmamoğlu'nu işte Kandil'in adayı diye itham ediyor. Hangisi sizsiniz? Yani gerçek olan AK Parti... Biz kazanırsak Gazze sevinecek, evet, diyor. Gerçek olan AK Parti hangisi? Bunlardan hangisi dürüst? Bir taraftan Osman Nuri Bey en güçlü aday Meral Hanım diyor. Diğer taraftan oyunu mümkün olduğunca arttırsın diyor. Diğer taraftan Murat Kurum ve diğer AK Partililer Kandil adayı diye suçlamada bulunuyor. Şimdi tabii ki bu riyakarlık karşısında herhalde Türkiye'nin en rasyonel davranabilen seçmen gruplarından biri olan ya da en siyasal davranış içinde olan seçmen gruplarından biri olan DEM Parti tabanı da bunu görecektir. Yani AK Parti'nin bu birbiriyle çelişen riyakarca tutumunu sandıkta değerlendirecektir. Şimdi... Bir kaybettireceğiz açıklaması var DEM Kimin? Partinin. O başka iller için söylediler onu. Yani İzmir ve Ankara için söylediler. Kaldı ki zaten o demlenme ithamının ve suçlamasının aslında nasıl ayaklarını yere basmadığını, gerçekçi olmadığını, bir koca bir yalan olduğunu da aslında bu gizli gösteriyor. Gizli anlaşma diyor Cumhurbaşkanı. Evet. Ve nerede var gizli anlaşma? İzmir'de yok, Antalya'da yok. Antalya'da kaybettireceğiz diyorlar. Ankara'da kaybettireceğiz diyorlar. İzmir'de çok güçlü bir aday çıkardılar, Akın Birdal. Yani doğru. İstanbul'da 20 Akın ilçe, Birgan. İstanbul'da 20 ilçede işte DEM Parti seçmeninin CHP adaylarına oy vereceğini biliyoruz. Evet, buradan bir kısım belediye meclisi İBB meclisinde temsil edecekler. Zaten var. Yani, halihazırda var. Ne var? Belediye meclisinde ne var yani? Belediye meclisi de adam yaşadığı şehirde temsil edilmesin mi? Mecliste var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin DEM Partili bir grup başkan vekili yönetiyor zaten. Neyse, ikinci fasla geçeyim. O da Murat Kurum'la ilgili. Yani şimdi AK Parti il başkanı neden bunu söylüyor? Neden ümidini Meral Deniz Beştaş'a ve onun oyunu daha çok arttırmasına bağlamış? Bu apaçık böyle. Şu an AK Parti'nin kazanabilmesi için iki şartın yerine gelmesi gerekiyor. DEM Parti'nin beklenenin üzerinde oy alması,
Yeniden Refah'ın beklenenin altında oy alması. Yani biz adayımıza güveniyoruz demiyorlar. Murat Kurum'un zaten bu türden bir siyasal çalımlara ihtiyacı yoktur. Karşı tarafın eksiltmesine ihtiyacı yoktur. Kendisi zaten bir aday olarak, başarılı bir profil olarak bu oy alır diyemiyorlar. Bu açıdan ben Murat Kurum'dan bütün beklentilerinin kesildiği kanaatindeyim. Yani o kampanyanın en başında Murat Kurum'un kazanacağı olan inanç kampanyanın yarısı geçilmişken, sürenin yarısı geçilmişken ortadan kalktı. Dün Altan şimdi, anlattı. Şimdi diyor ki Cumhurbaşkanı'na diyor bu söyleniyor hani oy kaybediyoruz bir düşüş var diye. Cumhurbaşkanı da ben yanıyorum diyor. Evet. Yanıyorum. Fakat öyle değil. Yani sahada geçen günlerde Murat Kurum 1,5 puan öndeyim demişti. Benim duyduğum kadarıyla AK Parti'ye 2 hafta önce giden... Şimdi DEM'le CHP arasında bir ittifak yok. İşbirliği var mı? Sınırlı bir işbirliği. Çok sınırlı bir işbirliği var. Bu sınırlı işbirliği Esenyurt ve Mersin Akdeniz ve galiba Mersin Merkez gibi bir yerde olabilir. Mersin'de zaten yani Mersin Belediyesi'ne hep DEM partiler oy vereceklerdi. Esenyurt'ta ise DEM Parti aday çıkarmıyor. Bunun adayını geri çekti. Bunun karşılığında CHP DEM Parti'nin de oy verebileceği bir CHP'liye aday gösterdi. Yani CHP'nin adayı DEM Partili değil. DEM Parti'den almış, üzerine CHP kıyafeti giydirip aday göstermiş değil. 2015 yılında evet HDP'den aday olmuş ama daha sonra CHP'ye geçmiş. CHP'den milletvekili adayı olmuş, PM adayı olmuş. Ve İmamoğlu'nun çalışma merkezinde, oluşturduğu çalışma merkezinde de görev alan bir insan, saygın bir bilim insanı. Hı hı. Esenyurt'ta onu değerlendirdiler. Niçin? Çünkü orada DEM Parti seçmeni var ve kalabalık. Niye değerlendirmesinler? Yani mesela Çatalca, Silivri'de aday göstereceksiniz. Kimi gösteriyorsunuz? Diyorsunuz ki muhacir olsun. Niye? Burada o nüfus yaşıyor çünkü. Yahut Beykoz'da, yahut Beyoğlu'nda diyorsunuz ki Karadenizli olsun. Yani o yörenin özelliğine bakıyorsunuz. Aynı şekilde Esenyurt'ta da dikkate değer, sonucu etkileyecek sayıda DEM Partili vatandaş var ve onların da yakın bulacağı bir adayı, bir CHP'liyi aday gösterdiler. Bunun dışında herhangi bir yerde bir destek verme söz konusu değil. Çünkü DEM Parti ile CHP'liler anlaşamadılar. DEM Parti bazı illerde bazı adaylara karşı çıktı. Örneğin Antalya adayı Muhittin Böcek'in aday gösterilmemesini istedi. CHP kabul etmedi. Muhittin Böcek iddiaya göre DEM Partilere taziye yeri mi vermemiş? Ne böyle bir gerekçeden bahsediyorlar. Hı hı. Bundan ötürü ona kızgınlar. Yahut İzmir'de Tunsu Yer'in kalmasını istediler. CHP kabul etmedi. Bunun üzerine Cemil Bey aday oldu. Orada da aday çıkarıyorlar. Efendime söyleyeyim, Ankara'da zaten kaybettireceğiz diyorlar. Bu sınırlı işbirliği bir iki ilçe dışında bir de İstanbul'da 22 civarında ilçede DEM Parti'nin aday göstermemesiyle devam etti. Bu 22 ilçede aday göstermeyecekler ve CHP'ye oy verecekler. Bu doğru. Bunun karşılığında ne olacak? Bunun karşılığında işte CHP listelerinden belli sayıda DEM Partili'nin belediye meclis üyesi olacağını anlıyoruz. Ve işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde temsil edilecekler. Fakat şunu söyleyeyim, CHP listelerinden girmeseler de kendileri girse gene giriyorlar yani. Sonuç değişmiyor. Çünkü DEM Parti'nin yüksek sayıda oy alıp belediye meclis üyesi soktuğu ilçeler var. Sultanbeyli, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Esenyurt gibi, Bağcılar gibi ilçelerde, Esenler gibi ilçelerde DEM Parti'nin oy %25'in üzerinde. Hatta bazı yerlerde %30'a kadar bulabiliyor. Bu ilçelerde DEM Parti belediye meclis üyesi zaten çıkarabiliyor. O nedenle hali hazırda da var bu arada. Yani 2019 seçiminde Büyükşehir Belediyesi'ne girmiş ve belediye meclis üyesi olarak görev yapan DEM Partililer de var. Olağandır. Bu da normal. Çünkü İstanbul'da milyonlarca Kürt vatandaşımız yaşıyor ve bunların önemli bir bölümü DEM Parti'ye oy veriyor. Ve kent yaşamının doğal parçası, asli parçası. Nasıl çöp vergisi alırken, su faturası gönderirken HDP'li sen verme demiyorsan HDP'nin de mecliste temsil edilmesi gerekir. Zaten bunu istemiyor muyuz? Yani zaten bu mesele Kürt meselesini tartışırken aman terörle aranıza mesafe koyun derken
bu meselenin demokratik alanlarda, meclislerde konuşulmasını istemiyor muyuz? İşte o. Şimdi unutulan bir de şöyle bir hadise var. Yani şimdi 31 Mart'ta seçim olacak. DEM Parti 2 tane, en az 3 tane büyük şehir alacak. Van, Mardin ve Diyarbakır. 10 civarında ili alacak. Herhalde 100'e yakın toplamda belediye sahibi olacak ve bunları belediye meclis üyeleriyle beraber olacak. Yani sadece İstanbul'da bu olmuyor. Ülkenin 3'te 1'inde DEM Parti, 4'te 1'inde DEM Parti 100 civarında belediyenin başkanlığını ve belediye meclislerini alacak. Geçmişte beldeler kapatılmadan önce, şimdi hatırlanmıyor. Beldeler kapatılmadan önce Ebru, DEM Parti'nin Konya'da, Adana'da, İzmir'de ve Aydın'da belediyesi vardı, biliyor musunuz? Çünkü mesela Konya'nın Cihanbeyli ve Kulu kasabaları ta Yavuz Kanuni döneminde İç Anadolu'ya yerleştiren Kürt vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Ve bunların beldelerinde o dönem işte HADEP midir, DEHAP mıdır neyse onun belediyeleri vardı. Adana Yumurtalık'ta vardı, hatırlıyorum. Aydın'da iki beldede vardı. Niçin? Ya bunlar da 90'larda doğal göçle gelmişler. Köy olarak gelmişler. Gelmişler, büyümüşler ve ilçe belde olmuşlardı. Ve orayı oy verdikleri HADEP'li, DEHAP'lı belediye başkanı yönetiyordu. Bundan böyle bölünme kaygısı, beka endişesi çıkarmak büyük bir hata olur. Yeter ki vatandaşlarımız, DEM Parti'ye oy veren vatandaşlarımız kendi yaşadıkları şehrin belediye meclislerinde karar süreçlerine, tartışma süreçlerine katılsınlar. CHP'nin yaptığı özü itibariyle çok sınırlı bir işbirliğidir. Bu işbirliği de dediğim üzere 2-3 ilçede işte DEM Parti'nin de oy verebileceği CHP'li adayların gösterilmesi şeklinde oldu. İstanbul'da 22 ilçede ise DEM Parti'nin CHP'ye oy vermesi şeklinde gerçekleşti. Ancak DEM Parti İstanbul'da ilçede destek verirken büyük şehirde çok güçlü bir aday çıkardı. Yani bu şimdi üzerine yani şu değerlendirmeyi mutlaka yapmak gerekir. DEM Parti'nin Türkiye'de çıkardığı en güçlü aday İstanbul'da. Bakın. Diyarbakır'da bir. Yani belki hani şu an desek ki, evet. Şu an hocalarım da burada, desek ki şey olmasa, Başak Demirtaş'ın adı gündeme gelmeseydi. Doğru. Hiç gündeme gelmeseydi. Ki Başak Demirtaş'ın da kendisinin özgür bir siyasi ağırlığı yok. Eşinden kaynaklı bir ağırlığı var. Yani orada asıl belirleyici olan eşi. Yoksa Başak Hanım'ın kendisi siyasi bir figür değil. Başak Hanım'ın adı hiç akla dolaşıma girmeseydi. Biz deseydik ki DEM Parti'nin İstanbul'da gösterebileceği en güçlü aday kim? Bak kadın erkek de söylemiyorum, ayırmıyorum. En güçlü HDP'li, en güçlü DEM Partili kim diye sorsak aklınıza kim gelir? Meral Danış Beştaş gelir. Meral Danış Beştaş o partide 3. dönemi devam eden tek milletvekili. Meral Danış Beştaş o partinin grup başkan vekili. Evet. Meral Danış Beştaş bir de çok başarılı bir siyasetçi. Kendisine Adana'ya git kazan diyorsun, Adana'ya gidiyor. Erzurum'dan git çıkar diyorsun, Erzurum'a gidiyor. Ve derdini ve meramını ve politik çizgisini çok iyi anlatan milletvekili. Şimdi DEM Parti en güçlü silahını aldı, İstanbul'a koydu ve anketlerde 3. sırada geliyor. Yani hangi anketi çıkarırsanız çıkarın İmamoğlu Murat Kurum'dan sonra en çok oy alacak 3. aday olarak Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi görüyoruz. %4,5 ile 6 puan arasında oy bandında dolaşıyor. Bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi AK Partililer hani Meral Danış Beştaş'a tavşan aday diyemiyorlar. Belli zaten diyemeyecekleri. Sahada yeterince çalışmıyor diyor. Ya da ne yapacak yani? Yani şimdi bu seçimden önce AK Partilerin bütün hayali DEM Parti'nin aday çıkarmasıydı. Hatta Selahattin Demirtaş'ın eşi aday olduğunda, adaylık niyetini beyan ettiğinde birdenbire terörist Selo Selahattin Bey oldu. Selo'nun karısı Başak Hanım oldu. Hatırlasanıza. Hatırlıyorum. Bütün yani en büyük temennileri, herhalde hayattaki en büyük duaları DEM Parti'nin adayı çıkarması. Buyurun çıkardı. DEM Parti en güçlü adayını çıkardı. Ve üstelik Meral Danış Beştaş. İmamoğlu da çok sert eleştiriyor. Değil mi?
Diyor ki efendim kayyum atandığında ne demiş sesin ki çıkmadı, diyor. Sesin çıkmadı, sesi çıkmadı diyor. Çok da ama orada İsmail'in geçen programda diyor. Anlattığı bir şey vardı. O ayrıntıyı atlamamak lazım. Kayyum açıklaması yaparken bu yargı kılıcı, demokrasinin kılıcı gibi tepesinde. Şimdi yani o süreçte tepki gösterdi ve olay büyüdü. Kayyum atanmasına tepki nedeniyle ortaya çıkan bir durum nedeniyle yargı süreci başladı diye İsmail hatırlattı onu. Meral Hanım dedi ki İmamoğlu öyle çok da bir şey yapmadı dedi. Bu arada tabii ben Meral Hanım'ı eleştirmiştim. Ya demiştim ki ya kendisi Mardinli, Erzurum milletvekili, Ankara'da yaşıyor, İstanbul'da niye aday oldu dedim. Bu da işte kendisi de bana sitem etti. Ben önceki gün aradım, bu konuyu konuştuk. Hatta işte kayyumlarla ilgili İmamoğlu'nun tavır almadığı meselesi koyduk. Ben onu hatırlattım. Dedim ki bak kayyum atandığında İmamoğlu Diyarbakır'a gitti. Diyarbakır'da o dönem kayyum atanan Diyarbakır Belediye Başkanı'nı ziyaret etti. Şimdi cezaevinde beyefendi. İşte Bağlar Belediye Başkanı'nı ziyaret etti. Atatürk portresi hediye etti. Orada kayyum eleştiri açıklamalar yaptı. Başka herhangi bir CHP'li belediye başkanı bunu yapmadı. Evet. Bu arada. Ve döndükten sonra kayyumu Avrupa'da katıldığı bir etkinlikte kayyum eleştirince İçişleri Bakanı Soylu ona ahmak dedi. O da bu ahmaka mukabele edince, cevap verince sen yüksek yargıya hakaret ettin diyerek bugün siyasi yasaklı aşamaya gelecek dava açıldı ve ceza verildi. Meral Hanım'ın ben bunu unutturup unuttuğunu unutarak o ayrımı yaptığını